Milli Güvenlik Kurulu'nun 9 saatlik toplantısından çıkan bildiri bir muhtıra niteliği taşıyor mu? Soruya yanıt verenlerin bir kısmına göre bu kapsamlı metin bir muhtıra sayılabilir. Kimilerine göre ise metin sert ve kesin ifadeler içermiyor, uyarı yönü zayıf. Bunların cevabı metnin satır aralarında. Bildiride çok kararlı ve hedefi doğrudan belirleyen çok sayıda tespit var. Üstelik son kısımdaki ifadeler de doğrudan uyarı niteliğinde. Milli Güvenlik Kurulu rahatsızlıklarını alt alta sıralarken en üst sırada laik ve çağdaş Türkiye'ye karşı bir zemin oluşturulduğunu, bunun da çağ dışı bir kisve altında yapıldığını vurguluyor. Metindeki ilk laiklik uyarısı burada. Bunun hemen ardından gelen ikinci uyarı ile birlikte çağ dışı kisveden ne kastedildiği açıklık kazanıyor. Bu paragrafta Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaş medeniyet yolunda demokratik sistem içerisinde ilerlemesini teminat altına alan anayasa ve cumhuriyet yasalarının uygulanmasından asla taviz verilmemesi gerektiğinden bahsediliyor. Bugüne kadar bu tür metinlerde sadece anayasanın ihlal edilmemesi gibi ifadeler yer alırdı. Bu kez cumhuriyet yasalarının da ihlal edilmeyeceği özenle vurgulanıyor. Peki ne bu cumhuriyet yasaları? Cumhuriyet yasaları yani inkılap kanunları anayasanın 174. maddesinin güvencesi altında. Anayasaya aykırılığı iddia edilemeyecek kanunların sayısı 8 ve istisnasız hepsi de günümüz Türkiye'sinde ihlal ediliyor. Tevhid-i tedrisat, şapka, tekke zaviye ve türbelerin kapatılması, medeni nikah, uluslararası erkanın kabulü, Türk harflerinin kabulü, efendi, beypaşa gibi lakap ve ünvanların kaldırılması ve bazı kisvelerin giyilemeyeceği kanunları şimdi MGK'nın ısrarıyla tam anlamıyla uygulanacak. MGK'nın işaret ettiği bir tehlike de laik ve antilaik ayrımının demokratik ve sosyal hukuk devletini güçsüzleştirmesi. Burada bazı kesimlerin çokça dile getirdiği inananlar inanmayanlar ayrımına atıfta bulunuluyor. Ve hatırlanması gereken bir nokta. Daha birkaç gün önce Erbakan mevcut laikliği tanımlarken faşist demişti. Şimdi başbakanın sözünü ettiği bu faşist laikliği benimsemesi isteniyor. Bildiride Cumhurbaşkanı Demirel'in daha önce dile getirdiği bir ifade de yer alıyor. Türkiye'de laiklik bir yaşam tarzıdır, yani laiklik tartışmaları artık bitsin. Açıklamanın devamında masanın hem hükümet hem de asker tarafını ilgilendiren bir sorun var. Darbe tartışmaları. MGK'ya göre bu tartışmalar Türkiye'nin imajına ve itibarına zarar veriyor. Türkiye'ye yarardan çok zarar veren bu rejim tartışmasının sona erdirilmesi şart. Burada mesaj herkese. Spekülasyonlara son verin. Buraya kadar sayılanlar MGK'nın rahatsızlık duyduğu noktalar. Bildirinin sonunda da deniyor ki açıklanan bu esasların aksine davranışların toplumumuzda huzur ve güveni bozarak yeni gerginliklere ve yaptırımlara neden olacağı değerlendirilmiştir. Yani açıkça ya bunlara uyulur ya da bunların yaptırımına göz yumulur deniyor. Burada altı çizilecek kelime yaptırım. Nasıl bir yaptırım uygulanacak bu bildiride yok. Bu sözler hemen ardından gelen cümleyle de destekleniyor. Bu konularda alınacak ve alınması gereken tedbirler uygun bulunarak bu tedbirlerin Bakanlar Kurulu'na bildirilmesine karar verilmiştir. Yani hangi tedbirin alınacağı ya da nasıl alınacağı Bakanlar Kurulu'na bırakılmamış. Tedbirler belirlenmiş ve Milli Güvenlik Kurulu'nca uygun bulunmuş. Sözün özü tedbirler uygun bulunduğu Bakanlar Kurulu'na bildirildi. Şimdi uygulanacak. Uygulanmazsa yaptırım gelecek. Yaptırım ne olacak? Eğer bunu hükümet de merak ederse hep birlikte göreceğiz. İyi akşamlar, Sebep Sonucu hoş geldiniz. Evet, bugün 28 Şubat 1997'deki postmodern darbenin yıl dönümü. Ben o günlerde üniversite öğrencisiydim. Satılmış medya konuyu bizim önümüze bir şeriat tartışması olarak koymuştu. Ama aradan geçen 27 yıl süreden sonra şunu söyleyebiliyoruz ki ortadaki rekabete kapalı sermaye sınıflarıyla darbeci generallerin Türkiye'yi soyma hikayesiymiş aslında. Milyarlarca liramız soyuldu, bankalar batırıldı. Bu gece 28 Şubat'ın tüm ayrıntılarını konuşulmayan yönleriyle konuşacağız. Çünkü olayı sadece başörtüsü zulmüne hapsetmek isteyenler de var. Bunu çok çok aşan bir darbe sürecinden bahsediyoruz ama bugün sebep sonuca daha güncel bir olayla giriş yapmak istiyorum ben. 3 gün öncesine gideceğiz, hatta 2 gün öncesine gideceğiz. Pazartesi günü saat 13'e. İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde 25 yaşındaki Amerikalı bir asker, Aaron Bushnell isminde, kendisini yaktı. Bu olayı edebi cümlelerle anlatmak, olayın gerçekliğine de, Aaron Bushnell'in hatırasına da saygısızlık olur. O yüzden sadece bu şerhi düşmek istiyoruz. CNN, Washington Post, Fox News, hatta ajanslar, Associated Press, Reuters, bu askerin, ABD'li askerin yaşasın Filistin diye son nefesine kadar haykırmasını vermediler. Olayın üstünü örtmek istiyorlar ama Aaron tarihe geçti şimdiden çok net bir şekilde. Aaron da tarihe geçti. Yerde cayır cayır yanan bir insana
silah doğrultan o alçak güvenlik görevlisi de. Unutmayacağız kendisini. Bugün programa Aron'la başlamak istedik. Konuklarımı hemen tanıtayım size. Gaffar Yakınca bizimle, Aydınlık Gazetesi yazarı. Gaffar hoş geldin. Merhaba sevgili. Türk Medya Savunma Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Alabar'da. Yusuf Hocam hoş geldin. Teşekkürler, iyi yayınlar. Zafer Şahin bizimle, Milliyet Gazetesi yazarı. Zafer hoş geldin. Hoş bulduk. Hepinizin titirlerini söylüyorum ama herkes, tüm Türkiye tanıyor sizleri. Yine de gazetelerin adını bir anmak istiyorum. Ankara stüdyoya bakalım hemen. Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı bizimle. Emin abi hoş geldin. Teşekkürler, iyi yayınlar, hoş bulduk. Evet, 28 Şubat'ta hepimiz farklı zamanlarda bir şekilde kıyısından köşesinden şahit olduk ama sen o günleri hem gazeteci olarak yaşadın hem de o politik atmosferin içindeydin. Seninle başlayalım 28 Şubat bölümüne. Ne dersin Emin abi? 28 Şubat deyince senin aklına gelen ilk ne oluyor? Şimdi tabii 28 Şubat'ın bir öncesi var. Hı hı. Bir 28 Şubat var. Bir de sonraki süreç var. Yani aslında öncesine bakıldığı zaman askerler, bizim NATO subayları diyelim onlara, Refah Yolu hükümetini Erbakan'ı istemiyorlar. Hatta o dönemde Mesut Yılmaz'la ANAP Genel Başkanı Nenat'ın konutunda bir görüşme yapmıştım. O görüşmede açık ve net olarak asker istemiyor dedi. Yani Erbakan'ı, bir kere bunu bir köşeye koyalım. Daha sonra bir de şey vardı, Fethullah Gülen. Şimdi bakın, bir takım karartmalar yapılıyor. İşte vay bunlar FETÖ'cü, şu bu. Fethullah Gülen Erbakan'a düşmandı. Hatta 1997'de 28 Şubat o sürecinde daha Türkiye'deydi Fethullah Gülen. Hatta biz gazete olarak, gazetenin bütün yazarları, bakın Fethullahçı falan diyebilirler bugün. İçimizde Cumhuriyet Gazetesi'nden gelen arkadaşlar da vardı. En sağdan en sola kadar kendisini İstanbul'da Acıbadem'de ziyaret ettik. Orada Fethullah Gülen de Erbakan'a verip veriştiriyordu. Askeri destekliyordu. Hatta ve hatta bize şunu söylemişti. Yani ben uzlaşmaya hazırım askerle. Bizi yanlış tanıyorlar. Bütün okullarımızda askere devretmeye hazırım gibi bunlar yazıldı. Yani gazetede var o günkü açıklamaları. Böyle bir noktadaydık ve bir takım güçler istemiyordu. Şimdi o güçlerin kim olduğuna bakarsak eğer, ben size bir Mustafa Kahramanyol örneği vereyim. Mustafa Kahramanyol bana göre her şeyi çok rahat ve net izah ediyor. Mustafa Kahramanyol Demirel'in Balkan danışmanıydı. Yani askerdi, tabip albaydı ve o dönemde Süleyman Demirel başbakan, o dönemden tabii ki önce kendisini danışman olarak almıştı. Biraz da Demirel'i aşarak Mustafa Kahramanyol Bosna'da İzzet Begoviç'te çok ciddi ilişkiler içindeydi. Oraya bazı şeyler yapıyordu, bazı destekler veriyordu. Onları saymayayım çünkü bazıları bugün mahkeme konusu olabilir. Mustafa Hoca'yı sıkıntıya sokarız. Ve Sırplar tarafından milli düşman ilan edilmişti. İzzet Begoviç'in de çok yakın arkadaşıydı, sırdaşıydı. Hatta ve hatta bir dönemde işte Butto ile birlikte Tansu Çiller oraya gittiği zaman, hatırlayanlar olur belki, Tansu Çiller çelik yelek giymişti. Çelik yeleğini çıkarıp atan Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanına burada kimse herhangi bir zarar veremez, bu görüntü hoş değil diyen kahraman subayımızdır. Daha sonra 28 Şubat'ta bakın sadece şeyler gitmedi. Yani irtica falan diyorlar. Bu milliyetçi bir subaydı. Hatta ve hatta Alparslan Türkeş'i kaçırma iddiaları falan vardı cezaevindeyken hakkında. Onunla birlikte pek çok milliyetçi subay, vatansever subay ihraç edildi. Ve şu anda hala çıkarabilirim. İstihbarat belgesi var. O istihbarat belgesinde karısı başörtülüdür diyorlar. Değil. Evde yasa dışı toplantılar yapılıyor diyorlar. Yasa dışı toplantılar dedikleri Bosna ile ilgili toplantılar. Ama en acısı, en ilginci, evinin kalorifer doğalgaz dönüşümünde boşa çıkan kazanı camiye hibe etmek. Bu üç tane şey var. Başka hiçbir şey yok. Disiplinsizlikten ordudan atıldı. Daha sonra ne oldu? Daha sonra yıllar sonra Mustafa Kahramanyol Demirel'e gittiği zaman dedi ki Sayın Cumhurbaşkanım, tabii Demirel Cumhurbaşkanı'ndan ayrılmıştı. Hadi dedi, her şey tamam da istihbarat raporu bile sizin önünüze geldi. Ben sizin danışmanınızım. Bunu neden imzaladınız dediği zaman Demirel'in verdiği cevap çok önemli. Hoca, yani sana yapılanlar bana yapılanlardan az bile. Demek ki Demirel de o dönemde maalesef ve maalesef askerin baskısı altındaydı. Yani daha fazla söylemedi. Sana yapılanlar bana yapılanlarla karşılaştırıldığında
az bile hatta şunu söylemiş, beni dört duvar arasında hapsettiler. Nitekim 28 Şubat sürecinde hükümet düştüğü zaman ne yaptı Süleyman Demirel? Yalı Melezi bağımsız bir milletvekili hükümeti kurmakla görevlendirdi. Yani arkasında hiçbir destek yok, kuramayacağı belli. Onu hükümeti kurmakla görevlendiririz. Nitekim o hükümet kurulamadı. Evet. Tabii o günlerde neler yaşadık burada anlatmanın da anlamı yok. Şimdi herkes konuşacağız uzun uzun. Bugün başörtüsü zulmü şu bu filan diyorlar anlamayabilir ama yani benim başörtü kimsem yok ailemde. Sadece ve sadece vatan ve millet dediğim için bunlar benim telefonlarımı dinlediler. Beni tehdit ettiler. Gazete satıldıktan sonra Mehmet Emin Karabey'de gittiği zaman Mehmet Emin Karabey'de patrona listeler verdiler. O listelerde bizim yazıları tek tek işaretlemişler. Emin Pazarcı'dan rahatsızız dediler. Ve Can Aksın o dönemde işte bizdeydi, gazetedeydi. Can abinin bir paşa, general tanıdığı vardı. Ona şunu demişler, yani Emin Pazarcı kötü bir adam değildir dediği zaman Can Aksın, gerçi o da bizim gazetede olduğu için o da ambargoya tabiydi. Kötü bir adam, ya nasıl kötü bir adam değil? Erbakan'ın en yakın adamı o. Allah Allah. Yani şimdi Erbakan'a yakın olmak düşünebiliyor musunuz? Bir memlekette başbakana yakın olmak ki doğrudur Erbakan beni bütün uçaklarda, seyahatlerinde yanına alırdı. Yani böyle bir suçla biz karşı karşıya kaldık. Ve yani o dönemde bize yapmadıkları zulüm kalmadı. Ben telefonlarım dinleniyordu. Ve ertesi gün bir şey yapacaksam eğer, bir akşam telefonda konuşmuşsam karşıma dikilenler oluyordu. Hayır bunu yapamazsın diye. Yani öyle bir baskı ve zulüm vardı. Sadece dediğiniz gibi başörtüsü meselesi değildi bu. Bir, NATO subaylarının karşısında yer alan milliyetçi subayları yok ettiler. İkincisi mütedeyyin, ülkesini, milletini seven, dinine bağlı subayları yok ettiler. Üçüncüsü ve en önemlisi de FETÖ'den destek aldılar. O şeyler filan hikayedir. Ergenekon, Fethullah Gülen çatışması. Evet bir çatışma olabilir aralarında ama ikisi de aynı amaca hizmet ettiler. Ve Erbakan o dönemde işte zor durumdaydı. Evet. Biz de başbakanlık konusunda akşam yemekleri veriyordu. Ve o akşam yemeklerinde bizi de tabii sıkıntıya biraz da kendisi soktu. Siz de bizim hava kuvvetlerimizsiniz filan diyordu. Asker bunu yanlış anlıyordu. Bizi de adeta hava kuvvetleri gibi değerlendirip bize de saldırıyorlardı. Yani böyle bir noktadaydı. Nitekim Erbakan hükümetine gönderdiler. Çünkü hükümeti kurma görevi Tansu Çiller'le birlikteydi ve yeterli çoğunluk vardı. Zaten o koalisyon... Ayrıntılara gireceğiz Emin abi. Aslında genel bir değerlendirme yaptın sen. Başbakan, ayrıntıları konuşacağız. Tamam. Çok kısa o zaman şöyle dönüşümlü başbakanlık vardı. Ama hükümeti kurmakla kurma gücü olmayan birine verdiler. Önemli olan Erbakan hükümetini devirmekti. Zaten daha önce Mesut Yılmaz'la yaptığım görüşmeler, daha sonra yaşadıklarımız tamamen ve tamamen Erbakan'ı göndermeye yönelikti. Sonrasına siz girdiniz zaten. Sonrasında ne oldu? Türkiye soyuldu. Bankalar battı ve maalesef milli ve yerli mütedeyyin insanlar yok edildi. Çok rahat bir alan buldular. Evet, şimdi ayrıntıdan uzun uzun konuşacağız. Medyasını konuşacağız, siyasetçiler, askerler. O dönem sermaye sahipleri bu işin neresindeydi? Bunların hepsine bakacağız ama şunu anlamasını istiyorum genç seyircilerimizin. Bizim editörümüz Merve Yusuf Hocam 19 yaşında. Merve diyorum, o döneme dair atmosferin nasıl olduğuna dair hiçbir fikrin var mı? Yani biz bunları anlatıyoruz işte, onlar oldu, Ecevit onu dedi, Demirel bunu söyledi diye. O atmosferi bir anlamamız gerekiyor. Şöyle bir atmosfer var, bunun altını özellikle çizelim. Bir takım apoletli adamlar var. Yani normalde halkın seçtikleri, tek ve meşru hükümetin emrinde görev yapan bürokratlar. Bu adamlar diyorlar ki halk bir iktidar seçiyor. Ya biz beğenmiyoruz bunları diyorlar. Kimse de çıkıp onlara ya siz kimsiniz diye soramıyor. Böyle bir Türkiye. Bunun ötesi de var. Üniversitelere giremeyen başörtülü kızlar var. Onun yanında üniversitelere sokulmayan sakallı, küpeli, kolyeli adamlar var. O yüzden programı açarken ben üniversite öğrencisiydim dedim. Yani bugünlerde özgürlük timsali olarak anılan o 90'lar, asr-ı saadet dönemi gibi anlatılan 90'larda Türkiye'de her kesime yönelik korkunç bir baskı ve terör ortamı vardı. Bu atmosferi iyi tarif etmemiz gerekiyor. Bugün 90'ları anlatırken o günleri özlüyoruz diyenlerin neleri özlediklerinin altını çizmemiz lazım. Zafer Şahin bugün çok güzel bir yazısını, eski yazısını paylaşmış. Aslında bu mevzunun nasıl bir soygun olduğunu Zafer orada çok net anlatıyor. Biz başka şeyler konuşuyoruz. Solcular, sağcılar diye kutuplaşmışız ama birileri de bankaları soyuyor.
Tabii şimdi o 28 Şubat için yapılan bence en net tanımlama banka sistemi üzerinden ekonomi ve siyasetin yeniden dizayn edilmesi. Hakikaten de öyle oldu baktığın zaman. 1997 ile 2003 arasında 25 banka fona devrediliyor Türkiye'de ve bunlar 25 banka hepsinin isimleri var. Bak burada o kadar enteresan ki bunların açıklarını kapatmak için devlet 30 milyar dolar ödüyor. Soyulmuş bankalar 30 milyar dolar ödüyor. Peki devlet bu parayı nereden buluyor? Bizden. İçeriden yüksek faizle borçlanarak bunu elde ediyor. Yani orada senin ödediğin toplam maliyet 50-60 milyar dolara geliyor. Bir de 90'ların 50-60 milyar doları. Tabii. Korkunç bak o zaman biz eğer PTT'yi satabilseydik 36 milyar dolar o zaman para teklif ediliyordu. Satılmadı biliyorsun. Türkiye'nin toplam dış borcunu kapatıyor satılmadı, diyorlardı. Satılmadı, sattırtmadılar. Bak, mahkemelere toplam, gittiler. Türkiye'nin toplam dış borcunu kapatıyordun. Şimdi bunu da birileri PTT'yi satsaydık diye yanlış anlatır ama bak orada enteresan bir şey var. Özelleştirme diyelim. Şimdi orada hadise şu, o kadar enteresan bir düzen var ki bütün o fona devredilen bankalar var ya, bunların yönetim kurullarına emekli paşalar giriyor. Emekli generaller, her bankanın yönetim kurulunda bir emekli general var. Bak kim onlar? Şimdi mesela dönemin en kudretli paşalarından Güven Erkay'a. Şu demin ki manşetleri bir getirebilir manşetleri mi arkadaşlar? Manşetleri Samet, sana bak, orada zahmet. Güven Erkay'a var. Güven Erkay'a bakalım. Bak şurada ne diyor? Allah aşkına demin gördüm. Hangisini gösteriyor? İrtica Güven diyor. Ha bak irtica PKK'dan tehlikeli. Seni davet edebilir miyim buraya sana bak, zahmet? Burada Melih, gösterelim. Böyle göstermek şey oluyor. Burada konuşalım Melih, biraz. Melih bak. Şimdi hangisini diyorsun? Bak irtica PKK'dan tehlikeli. Milliyetin. Şimdi manşet. Onu söyleyen kişi Güven Erkay'a, dönemin ünlü iş adamı Korkmaz Yiğit'in danışmanı. Bak Korkmaz Yiğit'in danışmanı. Şimdi bunu söyleyen kişi. Hı hı. Tamam mı? Vural Beyazıt, Etibank'ın yönetim kurulu üyesi. Teoman Koman, Interbank'ta. Muhittin Füsunoğlu, Sümerbank'ta. Çok enteresan. Bu 90'lar 28 Şubat'tan sonra böyle geçiyor. 2001'de Şubat'ta bir kriz oldu biliyorsun. Krizde bütün bu bankaların hem sahipleri hem de yönetim kurulu üyeleri içeri atıldı. Siviller. 60 milyar dolar gitti ya. Peki içeri atılmayan kimdi biliyor musun? Memlekete irtica geliyor diye, öcü diye gösteren emekli paşalar var ya. Yönetim kurulundaki herkes hapse atıldı. Bankaların sahipleri hapse atıldı. 60 milyar dolar gitmişti çünkü. Fakat kimse bu paşalara dokunmadı. Şeyi unuttuk. Teoman Koman da Nergis Holding'deydi. Bak o dönemki Türkiye'nin hukuk anlayışı. Demin sen konuşurken ben şu şeylere baktım. Şu gazetelerin manşetlerine baktım. Utanç verici ya. Bak orada kim var? ABD Dışişleri Bakanı var. Madeleine Albright. Bak ne diyor? Laiklik uyarısı. Melih hemen orada sağda altta gördün mü? Böyle tarif etmeli olmuyor Zafer. Bak bak bir Allah aşkına sen oradan şurada, şöyle bir sola çekilsene. Peki o zaman bunu geldi göster. Aynen bak, öyle o zaman Gaffar buradan biraz başlayacak. Biraz daha sağa yap. Söz hakkını alacağız. Bir dakika bak çok enteresan bak. Evet. Dönemin ABD Dışişleri Bakanı bize laiklik uyarısı yapıyor. Diyor ki bak Türkiye'nin laik bir ülke olması çok önemli. Bu konuyu Başbakan Erdoğan'a da ilettik. Pardon. Biz müstemleke ülkesi miyiz? Siz müstemleke valisi misiniz? Erbakan'a. Türkiye sizin sömürgeniz mi? Geç bunu bak. İrtica PKK'dan tehlikeli. Şu beceremediniz artık bırakın da Fethullah Gülen'in dönemin hükümetine hedef aldığı açıklama. Hı hı. Son bir şey. Bak ne diyor adam orada? %99 oy alsalar yine kapatırım. Kim diyor onu? Vural Savaş dönemin kudretli Yargıtay Başsavcısı söylüyor. Şimdi adı demokrasi. Sen bize bir haber dinlettin ya başta. O haberi dinlerken hani eyvallah. Otur ağla orada böyle alay etmeler, bakalım hükümet buna ne diyecek, o yaptırımların ne olduğunu görünce hükümet ne diyecek. Ne demek ya, halkın %99'u bir siyasi partiye oy verecek, beni sen yönet diyecek, Yargıtay Başsavcısı %99 da oy alsan yine kapatırım diyecek. Şimdi bak şu özgüveni görüyor musun? Özgüveni geç. Türkiye'nin nasıl bir ülke olduğunu o dönemde... Muz Cumhuriyeti. Söyleyelim o dönemde bunu. Yok, bunu anla. 90'larda Muz Cumhuriyeti şimdi gibi bir ülkeymiş. Senin 60 milyar dolarını hortumlamışlar. Ceplerini doldurmuşlar. Sen bunları görme diye senin önüne de irtica geliyor tehlikesini sözde atmışlar. Ama oraya da kolay gelinmiyor. Bak birdenbire gelinmiyor. Bütün o 90'lardaki faili meçhul cinayetler, terör olayları, evet. O siyasi ve ekonomik krizler... Hepsinin susurluktan tut, hepsinin bir birikimi 28 Şubat ve sonrasında yaşananlar. Evet, ekonomi konusunu biraz sonra gelelim o zaman. Sen manşetlere getirdin çünkü ekonomiyi konuşacaktık ama manşetler üzerinden bir konuşalım Gaffar. Önce o gün neler atmış yani bütün gazetelerimiz? Ya güzel kolaj olmuş. Yani. Hoş kolaj olmuş. Ben de aslında ekonomi konuşacak ama biz bir tur yapacağız. Biraz sonra ona geleceğiz, devam edeceğiz. Bakalım. Aynen, bir manşetleri
elden geçirelim. Şimdi tuhaf olan şey şu, mesela dünyanın herhangi bir demokratik ülkesinde gazetelerde bu kadar çok general demeci, bu kadar çok efendim paşa açıklaması falan olur mu? Bunlar Türkiye'nin en çok okunan, en çok satan gazeteleri o dönem. Hatta bazıları mesela Radikal, Yeni Yüzyıl gibi gazeteler fikir yapıcı gazeteler. Bir de bunlar Türkiye, demokrat, solcu falan ha, solcu radikal. Ben de tabii yazdım. Solcu yani gazeteler bunlar. Şimdi bunlar Türkiye'nin gündemini belirliyor, fikrini belirliyor. Burada olmayan gazeteler de çok genel olarak çok kötü bir sınav verdi gazeteler. Ya da işte mesela bir köşe yazarı örneği var orada. Kim bu? İşte şimdi o günlerde şeymiş. İşte TOG yürümedi, Kaan yok diyen adam var ya şimdi. Fatih Altaylı. Vatandaşlık görevi ne olarak tanımlamış? Diyor ki nerede diyor bir başörtülü bir insan görürsem diyor gideceğim ihbar edeceğim diyor. Ne diyor abi? Kendime yeni bir iş buldum. Evet. Bundan böyle kılık kıyafet kanununa aykırı olarak dolaşırken kolundan tuttuğum gibi karakola götüreceğim. Evlerini polise göstereceğim. Otomobilde görürsem plakalarını alıp bildireceğim. Yapılan işlemi savcılığa kadar takip edeceğim. Yok savcılıkta da takip edeceğim. Hırsız yakalatmak iyi de bu kanun tanımayanları yakalattırmak kötü mü? Şimdi bak çok enteresan ya. Mesela şunu dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir köşe yazarının tarihinde diyelim hani kişisel tarihinde böyle bir yazı varsa insan içine çıkamaz. Bizimkisi gayet devam ediyor. İnsan içine çıkamaz olur mu canım? Eski meclis başkanımız Mustafa Şentop. Meclisin kuruluş yıl dönümünde milli iradeyi temsil ediyor diye gitti bundan görüş aldı. Yazdığım için söylüyorum bir daha. Ya bula bula onu mu buldunuz siz? Aradan bu kadar süre geçti. Ben şaşırmıştım mesela meclis konusunda. Ben de yazdığım için söyleyeyim. Sayın Bakanımız misafir etti masasında ağırladı. Ya böyle bir şey var ya. Bakın şimdi bugün Fatih Altaylı'nın pozisyonu bu. Şimdi, ama bunu hatırlatmak lazım. Bu iyi bir şey. Bunu hatırlayalım yani. Çünkü şu yazı bir gazete yazısı değil. Hayır, bir de radyo programı var ki. Söylersem Rütük sizin yani, kanalı kapatır. Tam bu, yani bu bir gazete yazısı başörtüsü değil. Başörtüsü protestosuna giden hanımefendi kızlar için kullandığı tabirler var. Ömrü ahir hayatınızda o kelimeleri kullanmamışsınızdır. O yazdı söyledi. Evet. İşte şimdi bu mesela Türkiye'deki basının genel hali bu. Sınıfta kalmış. Ya çakmışsınız abicim siz. Çok kötü bir şey bu yani. Ama bu gazeteleri yapanlar gaflar. Çevik birden düzenli briefing alıyorlardı. Şimdi bu da geliyor sermaye ilişkilerine dayanıyor. Şimdi biraz önce bir şey geldi tablo tekrar bir daha gelir. O ekonomiyle ilgili tablo. Evet. 400 burada milyon, var mı başka ekleyeceğiniz? Çok oraya gitmeden bak şu Hürriyet'in manşeti. Buraya ne oldu belli, bunun neyini konuşacağız ki? Bundan daha ağır sözler de gelecek. O diyor. Ne biliyor musun? Bir o dönemde biliyorsun bir general, dönemin başbakanı da küfür etti. Bak gazete diyor ki bundan daha ağır sözler gelecek. Ne diyor? Üst kademe askerler. Eğer hükümet gitmezse daha ağır açıklamalar gelecek. Buna da hazırlanın. Yani diyor ki ben seni cebren ve hileyle milletin seni seçiyor. Ben buraya ekleme yapacağım. Hiçbir şey ifade etmez. Ben gerekirse küfrederek, gerekirse bilmem ne yaparak seni göndereceğim diyor ya. Yusuf Hocam hemen geliyorum ama şu ayrıntı Zafer'in dikkat çektiği haberi. Bundan sonra daha ağır sözler de gelecek diyen Sedat Ergin yazmış. Buyurun. Tam onu ekleyeceğim. Bundan daha ağır sözler de gelecek şeklinde Genelkurmay'ın içinde bilinmeyen bir kaynağa dayandırılarak yapılan haberler Sedat Ergin tarafından tek yapılmadı. Bununla ilgili Genelkurmay'ın koridorlarında bütün gazeteciler orada. Gazeteciler geziyordu. Biz oralara nüfus bile edemiyorduk üniformanın içerisinde. Şimdi 411 el kaosa kalktı diyerek manşet atan Ertuğrul Özkökler demokrat, Sedat Erginler muteber, bu konuların karşısında üniforma içerisindeyken bile direnç gösteren bizler ise totaliter bir iradeye destek çıkan insanlarız. Böyle mi? Ama şunu unutmayalım. Bu manşetleri atanlar birilerinin nezdinde hala çok itibarlı. Bu basının şöyle ilişkileri vardı bakın. Şimdi mesela bu şurada yok bu şimdi o gazete. Basın patronlarından biri bir oyuncakçı dükkanı vardı. Büyük bir oyuncakçı zinciri. Bu arada bunlar eski gazeteler. Yani tabii. Sahiplikler falan çok bu değişti. Tabii öyle düşünmüyoruz. Yani bugün ne bugünkü değişti. Millet öyle, tabii ne ki. Bugünkü millet çok zaten sevgili Zafer milliyet yazarı şu anda. Bütün bambaşka, gazeteler o dönem bambaşka bu halde. Bambaşka bir sahiplik ilişkisi tabii, var bu halde. Tabii. O dönemin basın ilişkisi şöyle gelişiyordu. Bakın bu örnek önemli. Şimdi bir gazete patronu bir oyuncakçı zincirine sahip. Bu oyuncakçı zincirine bir harita getirecekler yurt dışından. Bir Amerikan markası bu.
adını da söyleyeyim. Adını söylemeyeyim şimdi. Hala varsa da yanlış bir şey anlaşılır. Söylemeyelim. Bir tane oyuncak oyuncakçı zinciri. Yani bir oyuncak mağazası öyle diyeyim. Küre olur ya böyle hani yer küreyi gösterir harita. Böyle bir harita getirecekler. Türkiye'de satılan bütün haritaların genel kurmaya bağlı bir harita dairesi var. Oradan evet. onaylanması lazım. Bunlar da ithal etmişler, getirmişler. İthal edip getirmişler. Fakat kürenin üzerinde Türkiye'nin doğusu Ermenistan olarak görünüyor. 28 Şubat dönemini anlatıyorum bakın. Türkiye'nin doğusu Ermenistan olarak görünüyor ve harita genel müdürü, harita komutanı da diyor ki bunu satamazsınız Türkiye'de diyor. Hı-hı. Ne oluyor biliyor musunuz? O basın patronu araya giriyor. İsim gene vermeyeceğim ama bu dönemin kudretli paşalarından biri, çok bilinen paşalarından biri müdahale ediyor ve o haritalar Türkiye'ye girdi, Türkiye'deki dükkanlarda satıldı. Bayağı Türkiye'nin bir bölümünün... Ermenistan olarak gösteren haritalar. Bu haberini ben yaptığım için o zaman tabii biz çok ufak bizim gazetelerimiz, yayınlarımız sol yayınlar. Biz marjinal kabul ediliyorduk. Bizi ne okuyan vardı ne gören vardı. Ama haberi yapan kişi olduğum için konuyu çok iyi biliyorum. Şimdi bakın bu çok enteresan bir şey. Bir yanda vatan millet edebiyatıyla yönetime el koyan askerler, aynı askerler bakın aynı insanlar Türkiye'nin bir bölümünü Ermenistan olarak gösteren haritanın Türkiye'de satılmasına torpille izin veriyorlar. Bir örnek daha vereyim. Gene basın patronlarından birinin evladı. Gene isim zikretmeyeceğim. Hayattalar çünkü. Askerliğini, o zaman bedelli askerlik diye bir şey yok. Askerliğini Antalya'daki lüks bir otelde yatarak geçirdi. Bütün askerliğini orada yaptı. Terör dönemiydi. Yani vatan evlatları gidiyordu, şehit oluyordu PKK ile savaşırken. Bir tane basın patronunun çocuğuna bu büyük paşalardan biri torpil yaptı. Onu da haber yaptık. Fotoğrafını falan çektik. Bunlar asker değil ki. Biz bunları asker olarak konuşmuyoruz. Asker Yusuf Alabar'da tamam. Ayrılmış askerliğinden. Siyasete müdahale edip başbakana in diyen, senin dediğin o işlere giren basın patronlarının getireceği malzemeleri düzelten Bravo. Falan adamlara başka bir şey denir. Bunlar asker falan değil. Yusuf Hocam böyle değerlendirmek Eyvallah. Lazım herhalde değil mi? Yani şaşırmıyoruz bunların yurtsever olmamalarına ama hatırlatmamız lazım tabii ki. Şimdi bu konu çok kritik çünkü 28 Şubat'ın söylemi şu sözde köşe yazarının da dilinden düşürmediği söylem aşırı milliyetçi, efendim vatanperver de ki sözde vatanperver öyle diyeyim aşırı milliyetçi, Türkçü hani aklınıza gelebilecek bütün böyle ne diyelim hani vatanperverlikle, milliyetçilikle ilgili bütün değerleri savunan bir söylem. Karşısına koyduğu hükümet, Erbakan, Necmettin Erbakan, tırnak içinde söylüyorum, dinci bir akım, vatana ihanet içinde ve vatanı, biliyorsunuz rabıta mabıta konuları da vardı, vatanımızı Araplara satacak. Bugünkü söylemlerle ne kadar da benziyor. Evet. Fakat o zaman bütün basın, işte konuştuk ya bir mekanik nedeniyle. Emin Pazarcı da söylüyor yani milliyetçileri tasfiye ediyorlar. Düğmeye gibi. Basılmış gibi aynı şeyi söylüyordu. Evet. Ama şunu atlamayalım. Emin abi gibi gazeteciler de vardı. Radikal'de olsun başka yerlerde soldan gazeteciler de vardı. Sayıları az da olsa bu süreçte direnen, doğruyu yazmaya çalışan evet. insanlar da az değildi. Yani bunları da atlamayalım. Çünkü bunlar manşetler biliyorsunuz gazetelerin sahipleri tarafından o zaman belirleniyor. Evet onun... Karşılığı. Yani bu gazetelerin içinde pek çok düzgün köşe yazarı da vardı, gazeteci de vardı. Şu ekonomik tabloya gelelim mi? Onu mu konuşalım? Ne yapalım? Oraya bir ekonomisini yine, konuşalım. Yine Gaffar mı konuşacak ekonomisini? Hayır. Ben oturayım sen. Ekonomi Yusuf Hoca ile konuşacağız. Ya biz ekonomik konuştuk. Üç kişi müdahale etmiş. Gaffar, ekonomik tabloya geçelim. Seninle konuşmak istiyoruz ama sen ağır bir adamsın ve kalkmıyorsun falan. Bizi de şey yapıyor herhalde. Kalktığımız için biraz... Yani biz şeyi bir ama daha iyi anlaşılıyoruz Zafer'cim. Evet. Bu önemli. Rakamlarla. Güzel tablo hazırlanmış. Yusuf Hocam'la konuşalım bunu da. Evet ya aslında tabloyu okuyacağız. Hocam buyur siz şey yapın bunu da siz aktarın. Zaten editörlerimiz hazırlamış biz onu yorumlayacağız sadece. Buyurun hocam. Yusuf Hocam fırsat. Şimdi, hem bir asker olarak Yusuf Hoca o dönemleri evet, daha da ben şuraya ufak tefek notlar da belki anılarınız da vardır. Evet manşetlerle ilgili. Ben mesela iki anı aktardım bakın. Bunu. Evet. Şimdi aslında 28 Şubat'la ilgili şu sürece geçmeden önce... Altyapısını besleyen, şimdi Zafer içinden gülüyor. Yusuf abi diyor, Cemaziyel evveline girdiyse çıkamaz işin içinden diyordur kesin. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Türkiye'deki askeri darbeler her bir hesap sorulmayan darbe bir sonrakini mayalayarak gitmiştir. 1960 darbesi yapıldığında Cemal Madanoğlu'nun yanında yer alan darbeci yüzbaşılar falan ya da işte albaylar 1971'de muhtıra vermişlerdir. 71 muhtırasından hesap sorulamadığı için 71 muhtırası sonrasında görev almaya başlayan subaylar 80 darbesinde zuhur etmişlerdi. İşte Kenan Evren'in falan 71'li yıllarda kurmay albay, tuğgeneral rütbesinde olduğunu unutmayalım. 1980 darbesinde
Kenan'ın Evren'in arkasında, Turgut Özal'ın arkasında duran o darbe süreçlerindeki Çevik Bir'in fotoğrafları vardır. Gelmişlerdir 28 Şubat sürecinde en öne çıkan adamlar olmuşlardır. Sen 28 Şubat'ta ne görevdeydin? Ben 28 Şubat tarihinde Bosna Hersek'teydim. Bosna Hersek'te ilk çıkan ekibin içerisindeydik. Bosna Hersek'te görev yaptığımız odada bir Amerikalı bulunuyor. Amerikalı bana dedi ki, Ali Kırca'yı göstererek bu ne anlatıyor? Bu kadın her gün neden ağlıyor? Ağlayan kadın da... Hayır, şey, Fadime Şahinler. Fadime Şahin diyor. Hatırlayın o dönemleri. Neler neler. Amerikalı böyle mi soruyor? Tabii. Çünkü her akşam aynı şey. Her akşam aynı şeyler izleniliyordu. Mesela ben Güneri Civoğlu'nun koydum sosyal medyadaki hesabıma. 28 Şubat sürecinde askere yönelik övgüleri ve Refah Yol Hükümeti ile ilgili bitli organdan diyor kurtulma zamanı geldi. Bizi bu konularla ilgili tavır almaya iten çanak yalayıcılarından hesap soruluyor. Yani bir asker üniformasıyla sen o dönem izliyorsun, askersin. Tabii. Olan biteni de böyle okusun. Peki, olan biteni böyle okumuyorum. Şimdi oraya yönelik çok önemli şeyler söyleyeceğim. Bunlar da önemli, eminim hocam söyleyeceksin ama ben merak ediyorum tamam. Hocam ya. Bir asker, 28 ben öğrenciydim anlattım. Gaffar anlatıyor işte. Tam o dediğini anlattım. Solcuyduk o zaman. Bir asker kışlada bu olaylar oluyor bitiyor. Bir yandan da bunların haksızlık olduğunu hissederse... Nasıl bir psikolojide olur? Ben askerin halini merak ediyorum. Eminim pek çok askerde ya burada zulüm uygulanıyor diyordu insanlara. Yani bilmiyorum. Öyle mi? O benim temennim. Wishful thinking diyelim biz buna. Peki. Şimdi sevgili Melih, ben binbaşı rütbesiyle Kaliforniya'ya yüksek tahsil maksadıyla gittiğimde Amerikan Silahlı Kuvvetleri'nin müfredatıyla ilgili ders almaya başladım. Sivil asker ilişkileri diye. Demokratik sivil asker ilişkileri tıpkı uluslararası ilişkiler gibi norm olarak bütün demokratik ülkelerin ordularında işlenir. İşte o Samuel Huntington'ın Soldier and State dediği devlet ve asker isimli eserleri de dahil olmak üzere müfredatlarında var. Nereye bağlayacağım? Kendime bağlayacağım sorduğun sualle. Ben bunların hiçbirisini Mektebi Şahane-i Harbiye'de okuduğum dönem içerisinde görmedim. Adam bana civilian supremacy diye bir kavram, sivilin üstünlüğüyle ilgili kavram söylediğinde acaba bu neymiş diye baktım. Sonra demokratik sivil asker ilişkileriyle ilgili kütüphaneler dolusu bir külliyat olduğunu dünyada o rütbemde, o yaşımda öğrendiğimde bunu daha sonraki yüksek tahsilimle ilgili hususlara taşıdım, tahvil ettim. O zaman şunu gördüm ki... Türk Silahlı Kuvvetleri'nin o tarihteki müfredatının içerisinde Amerika'nın askeri öğrencisine ve generaline öğrettiği, evet. İngiltere'nin King's College'da öğrettiği, Amerika'nın West Point'ta öğrettiği demokratik zihniyeti içselleştirmiş asker profili ders olarak bizde işletilmiyor. Şunlar yaşanırken bu müfredat... Şimdi işletiliyor mu? Şimdi de kenarından köşesinden işletiliyor. Hocam bir şey o yüzden soracağım. Şunu söylemek istiyorum. Bu tarihi bir yayın olsun aynı zamanda. Bu konularla ilgili müfredatına bunu koymayan ülkeler bugün Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin varlığı sayesinde 15 Temmuz'u çıplak elleriyle durdurarak tarihe not düşecek bir darbe bastırması, tepelemesi yaşayaraktan bugünleri yaşamış olabiliriz. Fakat zihni dönüşümler gerçekleşmez ise bu konuları yaşamaya devam edebilirsiniz. Şimdi dolayısıyla asıl işin olayı silahlı kuvvetlerin zihinsel transformasyonuyla ilgili. Evet. Bunları ben sadece Türkiye için söylemiyorum. Her yerde sorundur. İngiltere'de bu. Okutulan, Fransa'da okutulan, Amerika evet. Birleşik Devletleri'nde okutulan müfredat. Son bir cümle söyleyeceğim. Yok son değil, daha konuşacağız. Tamam, hep peki. O motivasyonla gidiyoruz. Peki, çok hayır, güzel sormuş programa... olduğun soru. Hani bunun karşısında ne düşündünüz? Evet. Düşünemezsin çünkü müfredatında yok. Düşünecek zemin yok diyorsun. Hocam zaten. Şeyi merak ediyorum. Konuşmaya devam edeceğiz, hiç bitmiyor. Bu darbeci generallerin hepsi West Point'te okumuş. Ya tam öyle değil. Ya bu nasıl olmuş? Ya, tam öyle değil. İçinde tabii çok NATO ile hemhal olan adamlar var tabii de. Demek ki orada var. Ya, bir şey. Şimdi orada bak şöyle çok komik Zafer burayı ben oldu. Tutayım sen. Oradan bir şey anlatmayacağım. Bak şimdi peki. Şöyle hükümet nasıl kuruldu o zaman? Refah Yol Koalisyonu. İstenmedi. Mesela ben şimdi buldum arşivimde vardı. Hasan Cemal'in bir yazısı var. Çiller'e aba altına sopa gösteriyor. Bak diyor bu ayıp sana yeter diyor. %21'lik hocayı diyor başbakan yapamazsın diyor.
Onunla da yetinmiyor. DYP'li milletvekillerine o dönem diyor ki sakın diyor böyle bir şeye girmeyin diyor. Bu güzel ülkeye yazık etmeyin. Bak şu sakat düşünceye bak. Millet sandıkta diyor ki ya beni bu yönetsin diyor. Medyada, yargıda, orduda bir aristokratik yapı mı diyeyim artık? Başka bir şey mi diyeyim? Bunlar diyor ki hayır kardeşim. Sandıktan ne çıkarsa çıksın bizim dediğimiz olacak. Bak sadece aktörler bunlar da değil. Şimdi hükümeti devirdiler. Yalı Meres o dönemde. Eski top başkanı ve dönemin bakanlarından biriydi. Hükümet kurma teklif edilen adamdı. Hükümeti kurma görevini normalde iki parti arasında bir koalisyon var. Zaten Erbakan'a, rahmetli Erbakan'a belli bir süre karşılığında verdiler. Onu da tamamlatmadılar başbakanlık görevini. Normalde Çiller'e vermesi lazım. Parlamentoda en çok milletvekili grubunda olan ikinci partiye vermesi lazım. Dönemin Cumhurbaşkanı Demirel'le Çiller arasında bir diyalog var. Basına yansıdı. Çiller itiraz ediyor bana vermelisiniz diye. Seni diyor buradan aşağı atarım diyor. Bak seni aşağı atarım. Kime veriyor görevi? Yalın bir siyasi parti genel başkanına vermiyor bak. Van mebusu. Mesut Yılmaz'a veriliyor, şuna veriliyor. Olmuyor. Bir milletvekiline veriliyor, bir eski bakana veriliyor. Bak ben o zaman daha stajyerdim. Ya o kadar trajikomik olaylar oldu ki. Ben sabah geliyordum, arıyordum Yalım Erez'i. Ne yaptınız? Diyordu ki ya bugün oraya gideceğim. Bak hepimiz Ankara'daki bütün muhabirler. Hükümet kurulsun diye. Tabii tabii Yalım Erez'i arıyorlardı. Bugün ne yapacaksınız? Bugün şununla görüşeceğiz, bugün bununla görüşeceğiz. Ve kurulamadı. O hükümet kurulamadı. Yani bir ülke adım adım bir krize, bir kaosa sürüklendi. Peki bunlar olurken Fethullah Gülen ne yapıyordu? Biliyorsun bir dershane krizi yaşadılar. 2012-2013 yılında FETÖ'nün Türkiye'yi bir kaosu sürükleme girişimlerini hızlandıran olaydır o. Dershanelerin kapatılması kararı. Evet. Aynı Fethullah Gülen 28 Şubat'ta Çevikbir'e gidip bütün okullarımız emrinizdedir dedi. Anahtarı vereyim. Bütün okullarımız emrinizdedir dedi. Düşünebiliyor musun? Bak nasıl bir koalisyon var orada. Bir tarafta seçilmiş hükümet var, millet var arkasında. Bir tarafta çizdiğimiz bu çerçeve var. Ve Amerikan Dışişleri Bakanı sanki başka işi gücü yokmuş gibi. O ara Amerika'da da Lewinsky skandalı vardı. Hiç başka işleri güçleri yok. 97 yılından bahsediyorum. Evet. Bize laiklik uyarısı yapıyor. Ve sana diyorlar ki irtica geliyor. Ne olmuş peki perde arkasında? 60 milyar doları hortumlamışlar. Hikaye bu. Yani tam olarak o işte eski TMSF Başkanı'nın kitabında yazdığı gibi. Gülen'i soruyordum. Gülen ne diyor diye bak. Gülen de uyardı diyor. Devamı var. Yani darbeciler uyarıyor. Beceremediniz artık bırakın diyor Gülen de. Yani asker daha demokrat diyor. Bu da gerçekten. Ama şunu anlatmam lazım Zafer. O hikaye önemli bir noktaya getiriyorsun. Bugün pek çok kişi bunu söylüyorlar. Ya işte o dönemlerde Fethullah Gülen girdi. Ya siz normal ibadetini yapan yani hayatın doğal akışına uygun yaşayan askerleri atıyorsunuz. Adam ayakkabısını kapısının önünde çıkartıyor. İrtica delili diyorsunuz. Evine giriyorsunuz. Biblo yok. İrtica delili diyorsunuz. Yani gerçekten Müslümanlığını yaşayan insanları ordudan atıyorsunuz. Size Kemalist Atatürkçü taklidi yapan Fethullahçıları içeri sokma fırsatı sanıyorlar. Yani bunun altını özellikle çizelim. O dönem diyorlar orduya girdiler. Hayır. O dönem orduya giren Fethullahçılar, FETÖ'cüler, teröristlerin hepsi yüzlerine Mustafa Kemal maskesi atmışlardı. Atatürkçüyüz diyorlardı. Bu önemli bir ayrıntıdır. Kimler ordunun bu hale gelmesine sebep oldular diyorsanız da sebebin birisi bu. Şu soruyu şöyle sormeli. Acaba 28 Şubat sürecinde ordudan kaç tane FETÖ'cü atılmıştır? Ben sana soruyorum. Adam askeri üye atmamışlardır o zaman. Kaç tane atılmıştır? Yani. Sence Çevikbir'e gidip okullarımı ayaklarının altına sererim diyen kişinin mensupları, militanları ordudan atılmış olabilir mi? Ya da şöyle soralım. 94 devresi bu darbeyi gerçekleştirmeye kalktı 15 Temmuz'u. Bunlar ne zaman girmişler kardeşim orduya? 86'da girmişler. Meşhur Kuleli vakası. Sorular çalınıyor, tespit ediliyor. Bunlar çok önemli. Yaşar tespitler. Büyükanıt Kuleli'nin komutanı. Asker lise komutanı. Bütün 120 tane sorunun 120'sini yapmış bilmem kaç tane öğrenci. Hırsızlık var, soru hırsızlığı. Hepsi affediliyor. Bunlar dönüyorlar. 94 devresi oluyorlar. Harp okulunu bitiriyorlar ve 15 Temmuz 2016'da darbe yapıyorlar. Peki ben sana sorayım. 86'da Recep Tayyip Erdoğan mı vardı kardeşim? Bunları orduya aldı. 94'te bunlar mezun olurken Erdoğan mı vardı? Bu yüksek yargı bunlar bu darbeyi yaparken Erdoğan mı vardı? Evet. Ya da yargıdaki FETÖ'cüler. Bak ne ordudaki FETÖ'cüler ne yargıdaki üst yargıdaki FETÖ'cüler hiçbiri Erdoğan döneminde devlete girmemiştir. Hepsinin devlete giriş tarihi işte bu 28 86. Şubatçıların Türkiye'nin dümeninde olduğu dönemdir. Dönem. Bir video vardı arkadaşlar şu okul kapısından.
O da önemli. Üniversite öğrencisi izleyicilerimiz varsa kampüslerin girişinde neler yaşanıyordu? Bence çok öğretici görüntüler. Bir izleyelim onları. Göztepe'deki Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi yeni eğitim yılına bildik görüntülerle başladı. Türbanlı öğrenciler yine üniversite kapısındaydı. Yaklaşık 60 kişilik türbanlı öğrenci grubu kılık kıyafet yönetmeliğine uymadığı gerekçesiyle içeri alınmadı. Ancak bugün içeri alınmayanlar sadece onlar değildi. Sakallı, küpeli ve uzun saçlı erkek öğrenciler de kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı davrandıkları gerekçesiyle kapıdan döndüler. Almadılar mı sizi içeri? Kıllısın dediler. Sakallarım varmış. Bazıları şaşkındı. Uzun saçlı ya da sakallı öğrenciler önce polisçe uyarıldılar. Siz niçin giremediniz? Küpem ve kolyem vardı. Şimdi girebilecek. Sakallı öğrencilere tıraş olmaları, uzun saçlılara derhal saçlarını kestirmeleri, küpelilere de küpelerini çıkarmaları gerektiği söylendi. Şaşkın öğrencilerin derse girebilmeleri için tek çareleri vardı. Beyaz saç mı? Beyaz saç. Ya şey değil, göstereyim ben size. Burada çocukların sakalları var, tutun onu. Sırada bekliyorum. Milletin kılıyla tüyle uğraşacaklarına başka işlerle uğraşsınlar. Yani insanlar uzayda çalışmalar yapıyor, top oynuyor yani. Biz hala insanların kılık kıyafetiyle uğraşıyoruz. Bence saçma bir uygulama. Dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Evet, faşizm nedir? İliklerinize kadar hissedeceğiniz görüntüler. Yani 28 Şubat'ta sadece başörtüsü, Müslümanlar falan değil. Diyorlar ki adamlar, otoriteye uymayan küpesi var, kolyesi var. Çocuk diyor ya, beni kıllı buldular diyor. Faşizm böyle bir şey. Biz faşizm karşıtlığını anlatıyoruz. 28 Şubat faşist bir darbedir. Ben bir şey anlatacağım bununla ilgili. Bir cümle hemen. Yok, konuşuyoruz. Bakın, buyurun. Şurada bir tarih var. 1999. 1999 yılında top sakallı, küpeli ama pırıl pırıl evlatları üniversiteye sokmadılar. Aradan geçen 20 yıl sonra bunlardan sonra gelen ilk jenerasyonu yine küpeli, top sakallı, at kuyruklu, pırıl pırıl evlatlarımızı 99 yılında bu yaşananları temsil eden, destekleyen zihniyetin başındaki, partinin başında bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'nun demokrat amca oldurduğuna inandırdılar. Bak, asıl oturup buna ağlayalım. Faşizmin ne olduğunu da bununla anlamak mücadele için edip üniversitelerin kapısını küpe sakan, piercing yapan, at kuyruğu yapan, gençlerimize bu hakkı tanıyan Recep Tayyip Erdoğan'ı 20 yıl sonra tek adam diye suçlayacak noktaya geldiler. Bu davranışları destekleyen adamı da demokrat amca diye ilan ettiler. İlan ettiler. %48 de oy aldırdılar. Eyvallah. Emin Pazarcı, buyurun. Şimdi tabii bunun öncesi var, sonrası var, bu var. Bunlar magazin tarafları ama yok yok, hiç magazin değil bu. Bayağı yani hayatın gerçeği bir bu. Kafa Türkiye'de. Bizde magazin olmuyor hayır, Emin abi. Hayatın gerçeği ama hayır, derin tarafları vardı bunun. Yani bunlar ön tarafında olan sakal, bıyık bilmem ne ama bundan çok daha derinleri var. Bakın, Fethullah Gülen'le ilgili olarak 1980 askeri darbesi bir şey açtı. Oralara gidiyorum. Bir soruşturma açtı. Kim açtı? Bugün Tunç Soyer'in, İzmir Belediye Başkanı olan, Büyükşehir Belediye Başkanı olan Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer açtı. Hı hı. O arada diğer bütün tarikatlar, cemaatler, mütedeyyin insanlar perişan oldu. Peki bu dava, bu soruşturma açılmasına rağmen, iddianame hazırlanmasına rağmen Fethullah Gülen'e ne yapıldı diye soruyorum ben. Hiçbir şey yapılmadı. NATO subayları Fethullah Gülen'e destek verdi. Bu kafa 1984 yılında askere gittiğimde bana bir sakınca uydurdular. Göstermediler, gizliydi. Daha sonra o sakıncayı buldum. Hı-hı. Benim milliyetçi tarafım, yani o dönemde işte milliyetçi bir derneğin üyesi olmam ve dergi çıkartmam, gazetecilik yapmamdan dolayı beni sakıncalı yapıp ağrıya sürdüler.
yatak vermediler, taşta yatmak zorunda kaldım. Sen sakıncalı piyadeydin yani. Daha sonra bu kafa piyadeydim tabii, sakıncalı piyadeydim. Daha sonra bu kafa bakın 2000'lere kadar devam etti. Tayyip Erdoğan Ankara'ya geldiğinde daha ilk tanışmıştık o dönemde. Muhtar bile olamayacak dedikleri dönemdi. TV8'e davet ettim ben kendisini. TV8'e geldiğinde yanında Turan Çömez de vardı. O dönemde özel kalem müdürüydü. Bir takım sıkıntılar olduğunu anladı. Turan Çömez zaten cin gibiydi. Erdoğan'a kulağına fısıldadı. O da bana sordu ne oluyor diye. Bir şey yok dedim. Daha sonra söylemek zorunda kaldım. Hani deniyor ya şimdi her bankada yönetim kurulunda paşa vardı. Bizim de TV8 o dönemde şeydi, haber kanalıydı. Orada da yönetim kurulunda iki paşa vardı. Sayın Erdoğan o dönemde daha hiçbir şey değil, başbakan değil. Yukarıda dedim iki paşa var üst katta, zıplıyorlar. Niye dedi? Tayyip Erdoğan bu televizyona nasıl gelebilir diye tepki gösteriyorlar dedim. Ne olacak dedi. Vallahi dedim, tanıtımları yapıldı. Bu programı yapacağız. Ondan sonra ne ceza keserler bana bilmiyorum dedi. Bakın biz o şartlar altında yaşadık. Devam ediyorum. Biraz önce isimlerden bahsettiniz. Sedat Ergin, Fikret Bila, Fatih Çekirge. Bakın bunları yazdığım için çok rahat söyleyebilirim. Hem yazılarda yazdım o dönemde, hem de daha sonra kitaplarda yazdım. Bunlar Erbakan'la birlikte biz yemek yerken başbakanlık konutunun önüne gelmişler. Rahmetli Erbakan bunları içeri aldı. Biz yemek yerken ayakta bekletti bunları. Ve çok ağır ifadelerde bulundu. Ve şunu dedi, yani çok kısa net hatırladığım budur. Daha pek çok şey var ama sizler dedi patronlarınızın kölesisiniz. Bunu yazdım da çok net hatırladığım taraf. Devam ediyorum. Fatih Altaylı hayatımın en büyük hatasıdır. Fatih Altaylı bir gün rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nu televizyona çıkarıyor. Muhsin Yazıcıoğlu ile karşıda Eyüp Aşık var. Eyüp Aşık Muhsin Yazıcıoğlu'na çok ağır ifadelerde bulunuyor. Adeta hakarete varan ifadelerde. Fakat Muhsin Yazıcıoğlu gibi bir isim Eyüp Aşık'a tek kelime cevap vermiyor. Hatta gülüp geçiyor. Tabii ertesi gün ortalık karıştı. Çünkü ne yapmışlar biliyor musunuz? Muhsin Yazıcıoğlu'nun kulağındaki sesi almışlar. Eyüp Aşık'a hakaret ettirmişler. Tabii Büyük Birlik bunu duyunca meclis basıldı o gün. Yani hatta milletvekili olmayanlar girdi. Söyleyeyim, Mahit Damatlar tam benim yanımda Eyüp Aşık'ı yumrukladı. Yere düştü, benim üstüme düştü. O arada Ökkeş Şendiller Fatih Altaylı'ya saldıracaktı biraz izlerde. Ökkeş Şendiller'i ben tuttum. Yere devrildik. Engelledim. Ceketim yırtıldı ve Fatih Altaylı'yı kurtardım. O Fatih Altaylı bana bir teşekkür bile etmedi. O olaydan sonra bana küstür, düşmandır. Yani biz bunları yaşadık. Daha altını doldururum bunun. Bunun öncesi var, sonrası var. Bu bir zihniyet, bu bir kafa. Yani bu kafa 1980 darbesiyle Türkiye'de daha önce de vardı. Hakim oldu, devam etti. 28 Şubat'ı yaptırdı. Erdoğan gelene kadar da, ki Erdoğan'ın ilk dönemi de dahil olmak üzere bu kafa devam etti. Şimdi bir takım Saadet Partililer ve yeniden Refah Partililer Erdoğan'a saldırıyorlar. O günleri ben yaşadım. Bakın 30 Ağustos resepsiyonunda yanımızda eşli davet ediliyordu. Ya muhabir götürdük biz ya da tanınmayan birini götürdük ki neler oluyor diye tespit edelim diye. Ben birini götürmüştüm. Tabii bizi almıyorlardı. Erbakan'ın etrafını bu paşalar sarmıştı. Adeta hakaret ediyorlardı. Belli oluyordu uzaktan ama ne konuştuklarını bilmiyordum. Ben yanımdaki bayanı gönderdim ne oluyor diye. Ya çok ağır konuşuyorlar dedi. Tehdit ediyorlar başbakanı dedi. Ve biz o günleri yaşadık. Şimdi Erdoğan o tehdit edenlere gerekli cezayı verdi. Ama bakıyoruz yeniden Refah Partisi ve Saadet Partisi adeta o günleri özlemiş gibi Erdoğan'a saldırıyorlar. Bunları da millete anlatmak lazım. Bunları da milletin gözünün önüne koymak lazım. Yani yorum çok yapılır ama bu yaşadıklarımız olaylar bence yeter. Yorumu da biz izleyiciye bırakalım. Evet, çok önemli tanıklıklar bunlar. Gafarcığım hemen bir cümle alayım, reklama gideceğiz sonra konuşalım. O zaman konuşalım. Reklamdan sonra. Öyle mi? Vaktim varsa şu bak Erbakan'la yani. İlgili bölümü. Bir cümleyse alayım, 50'de reklama gideceğiz. Kaç saat? 49, 45 saniye anlatayım. Şimdi diyorlar ya Temel Karamollaoğlu hani diyor ya Erdoğan diyor Erbakan'ın diyor evini diyor kuşattığını hapse atmak için. Evet yeni bak, söyledi böyle bir süreç şey. Süreç ne? Ben hemen çok hemen söylüyorum sana. Bak 2004 yılında ceza kesinleşiyor. 28 Erbakan. Şubat yargısı aslında. İnfaz savcılığı cezanın infazı için işlem başlatıyor.
Hükümet Erdoğan 5 kez bu infazı erteletiyor. 2006 yılına geliyor. Bu sefer infazı ev hapsine çeviren bir yasayı meclisten geçiriyor Erdoğan. Rahmetli Erbakan hapse girmesin diye. Ne oluyor biliyor musun? Ahmet Necdet Sezer, dönemin cumhurbaşkanı, kişiye özel düzenleme diyor, veto ediyor. Erdoğan bir daha geçiriyor onu. Bu sefer Sezer onaylamak zorunda. Bu sefer devreye kim giriyor? CHP giriyor. 110 milletvekilinin imzasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyorlar. Erbakan'ı hapse attıracaklar. Bak süreç nasıl ilerliyor. Sonra AYM bu başvuruyu kabul etmiyor. Reddediyor bu başvuruyu. Ardından ev hapsinin infazı başladıktan 2 ay sonra artık Abdullah Gül de cumhurbaşkanı oluyor ve Erbakan'la ilgili o af geliyor, ev hapsi de bitiyor. Tam 5 sene Erbakan'ı hapse atmak için dönemin yargısı, muhalefeti, medyası elinden ne geliyorsa yapıyor. Erdoğan tek başına bunlara karşı direniyor. Bugün Temel Karamollaoğlu ve Yeniden Refah Partisi sırf muhalefete şirin görünmek için rahmetli Erbakan'ın da ismini kullanarak diyorlar ki Erbakan'ı Erdoğan hapse attırmak istedi. İşte ya. Açık kaynaklarda olan çok hadise bu. Çok önemli bir şey söylüyorsun. Şimdi reklam geldi, konuşalım döndüğümüzde de. Temel Bey, Temel Karamollaoğlu ya da Yeniden Refah Partililer, bu iddiayı söyleyenler yalan söylüyorsun. Hepsi bak açık kaynaklardan benim derlediğim şey. Yani söyleyelim net bir şekilde. Bu Zafer Şahin söylüyor. Maddeler bunlar diyor. Benim anladığım buradan Temel Karamollaoğlu'nun yalan söylediği çıkıyor. Reklamlar. Reklamları bitirdik. Yeniden karşınızdayız. Gaffar Yakınca, Yusuf Alabar'da, Zafer Şahin ve Emin Pazarcı ile beraberiz. 28 Şubat darbesinin ayrıntılarını konuşuyoruz. Neler yaşandı? Medya ayağını konuştuk. Generalleri konuştuk. Siyasetçileri konuştuk. Daha da konuşmaya devam edeceğiz biraz ama bir de bu işin sermaye ayağı var. Ki bence onlar da Gaffar bu işe ortaklardı. Bankaların soyulması bilmem ne. Rekabete kapalı bir süreç. Örneğin sıkı gümrük duvarlarıyla örülmüş bir ülkede. İşte montaj sanayini halka satıyorsunuz. O dandik arabaları, teneke gibi arabaları satıyorsunuz. O yüzden de çok istiyorsunuz sıkı gümrük duvarları olsun. Bu kalkmaya başlayınca da operasyonlar başlıyor. Bir takım medya aktörleri girip o dönem TÜSİAD içerisinde Halil Bezmen gibi örneğin Türkiye'nin dışa açılmasını isteyen, rekabet isteyen, kaliteli, nitelikli iş adamlarını tasfiye etmek için işlere soyunuyorlar. O boyutlarıyla bir bakalım mı? Buyur Gaffar. Tabii, videomuz vardı arkadaşlar. TÜSİAD'la ilgili var mıydı? Var. Gaffar'la beraber burada onu izleyelim. Başbakan fedakarlık bekliyorum dediği iş adamlarıyla bir araya geldi TÜSİAD'ın kokteylinde. TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Kurulu toplantısından önce düzenlediği geleneksel kokteyl zamanlama açısından geçmiş yıllara oranla daha çok ilgi gördü. Özellikle ordunun üst kademesinin toplantıya ilgisi dikkat çekti. Kokteyle katılan Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Çevik Bir ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İlhan Kılıç ekonomik gelişmeleri ve iş adamlarının tavrını yakın takibe almışlardı. Ben de TÜSİAD'la bugün toplantı yaptım. Dün akşam TÜSİAD'ın resepsiyonunda tek konu konuşuldu. Hükümetin enflasyonla mücadelesi ve aldığı tedbirler. Dün akşam resepsiyonda TÜSİAD üyesi iş adamları hep aynı şeyi söylediler. Yapısal reformlar acilen çıkmalı, orta vadeli istikrar paketi uygulanmalı. Alınacak daha geniş çaplı bir orta vadeli istikrar programın bir başlangıcı olması dileğiyle bakıyorum. Yapısal reformlar konusunda ciddi sinyaller görüyor musunuz hükümet tarafından? O ciddi sinyalleri görmek için bugün Ankara'daydım. Yapısal önlemlerin ekonomide alınması şart. Aksi takdirde hiçbir sonuç vermez. Hükümet tercihini 3 yıllık bir programdan yana açıkça koymuştur. Hükümete meclis içinde ve dışında destek verenlerin de hiçbir tereddüde yer vermeyecek ve kamuoyunu yanıltmayacak biçimde bu istikrar programı ile ilgili tavırlarını ortaya koymaları bir zorunluluktur. TÜSİAD'ın geleneksel yıl sonu yüksek istişare toplantısında bu sabah hem hükümete hem de muhalefete sert ve açık mesajlar verildi. Meclis çatısı altında düzenlemeleri reform olmaktan çıkaracak değişikliklerin hazırlıklarını duyuyoruz. Bu hazırlıklardaki tek kaygı popülizm veya nedensiz bir muhalefet olarak görüyorum. Evet, TÜSİAD'çılar da bu işlevi görmüşler. Şimdi sevgili Necip, ben 28 Şubat konusuyla ilgili benim analizim, hep yazıp çizdiğim şöyle, ben yani senin baktığın taraftan, özellikle ekonomi tarafından bakan biriyim.
işin ekonomi politiği çok önemli. Türkiye'deki darbe mekaniği de daha ziyade zaten böyle çalışır. Ekonomi politikle çalışır. Yani Türkiye'deki darbeyi üniformalı birkaç insanın, sivil birkaç insanı zora koşması olarak okursak tabloyu tam eksik olarak anlayamayız. Hele 28 Şubat gibi olaylara baktığımızda bunu mesela bir hani laik, antilaik, işte efendim seküler, İslamcı çatışması gibi algılarsak gene çözemeyiz. Bu tip tonları vardır yani bunu inkar etmiyoruz. Tabii ki var. Ama işin arkasında asıl önemli olan kısım Türkiye'deki sermaye ilişkileri. Şimdi Emin abi anlatırken olayları 12 Eylül'den başladı. Bence orası çok önemli. Hı hı. Neden önemli? Çünkü aslında izlediğimiz süreç 12 Eylül, tıkanan 12 Eylül rejiminin kendini kurtarma çabaları. Burada önemli aktörler var. Aktörlerden birisi sermaye. İkincisi bürokrasi. Özellikle askeri bürokrasi. Üçüncüsü Türkiye'deki işçi sınıfı çalışanlar ve dördüncüsü belki de Türkiye'deki Kürtler, Kürt hareketi. Hı hı. Bunlar o dönemin ana amilleri. Türkiye'de 12 Eylül darbesinin yapılma sebebi hepimiz biliyoruz artık bilimsel olarak da yazılıyor. 24 Ocak kararlarının uygulanabilir hale getirilmesiydi. Ondan sonra kurulan düzen karşısında düşman olarak gördüğü ya da işte hani yapısal reformlar diyor ya patronlar. O yapısal reformların uygulanmasında ayak bağı olarak gördüğü kesimlerle mücadele etti. 1989 bahar eylemleri hatırla, 91 yılı madenci yürüyüşü, işçi sınıfının tasfiyesi ve güçsüzleştirilmesi 1990'ların ortasına kadar bitti. Nasıl bitti? Türkiye'de çok önemli birkaç provokasyon yapıldı. Birisi Gazi olayları, Gazi Mahallesi, birisi Sivas'taki katliam. Başbağlar. Öte yandan Türkiye'nin elinde hali hazırda, yani o dönem için bakıyoruz, bir Kürt sorunu var. Bir Kürt sorunuyla beraber yaşanmış olan bir terör sorunu var. Diğer yanda da Türkiye'de çıkış arayan bir burjuvazi var. Bir sermaye sınıfı var. O sermaye sınıfı kendi içinde bölündü. Burası bence önemlidir. Bölünme dediğim şey şu. Niteliği değişti. Mesela biraz önce Bezmen örneğini verdim. Sermaye sınıfı içinde Türkiye'nin demokratikleşmesi, yeni bir yol araması gerektiğine dair. Yani bu elbise Türkiye'ye dar. Artık bunu çıkaralım diyenler vardı. Bir de onlar yanlarına ana grubun içine dahil olmayan ama hızla güçlenen Anadolu sermayesini aldılar. Yani rahmetli Erbakan'ın siyasi hareketine baktığımızda biz iki tane çok önemli aktör görürüz orada. Birisi Anadolu Kaplanları diye ifade edilen. Yeşil sermaye dedi 28 Şubatçılar. 28 Şubatçılar ona yeşil sermaye dediler. Aslında onlar yerli sermayedarlar. O güne kadar çok küçük işletmeler, üretim küçük manifaktürler. Hatta yani Milli Selamet'in kuruluşunda falan yeri olan Anadolu'daki esnaf yani ve aslında halktan zenginler, evet, iş adamları. Onların zenginleşmesi diğer aktörde yani bu iş adamları, yeni iş adamları öyle diyelim. Tabii bunlara göre çok küçükler ama yani evet, mukayese kabul etmez ama bir aktör onlar da, sermaye sınıfı içinde bir aktör. Bir de gene Erbakan'ın hareketinin içinde yer alan önemli amir kent yoksulları. Evet. Yani bütün bu düzenin kentin çeperlerine ittiği ve aslında şöyle diyelim. Yani ekonomik olarak sömürdüğü sınıflara sömürünün gerekçesi olarak laikliği, efendim işte çağdaşlığı, çağdaşlaşmayı sundu bir toplum kesimi. Hı hı. Şimdi Türkiye'deki çatışma artık 90'lara gelindiğinde şöyle bir noktaya geldi. Türkiye biliyorsunuz iki defa parti kapattı. Evet. Refah Partisi'ni kapattı, sonra Fazilet Partisi'ni. 98-2001. 28 Şubat o sürecin başlangıcı aynı zamanda. Ben şunu mu anlamalıyım devam ettiğine? Buyur, lütfen. Bu askerler de bir takım iş adamları da askerler bunların önlerini açsın. Bir takım ihaleleri versinler. Sıkı gümrük duvarlarının kalkmasını engellesinler de. Yani ticari çıkarlar için askerlerin yaptıkları darbeyi de iktidarı devirmesinde desteklediler. Sevgili Melih, söylediğin sadeleştirme çok doğru ama bundan ibaret değil. Burada sürmesi istenen bir düzen var. O düzen, iki tane aktör var o düzende. Bir, yurt dışına çok bağımlı olan acente sermayedarlar. Yani aslında burada yerli bir şey yapmıyor. Yurt dışının buradaki acentesi. Yaptığı iş o. Oraya bağlı. İkincisi de yani bunun dışında bir ikincisi de vurguncular takımı. Bunlar değil onlar. O da başka bir ekip. Onlar da bankaları hortumlayanlar, vurgunculuk yapanlar. Bu iki ekip askerlerin varlığından çok mutlular. Neden mutlular? Çünkü askerler kolay yönetilebilen aktörler. Yani gidip kendilerini halka anlatma derdi yok bu adamların. Ellerinde silah var. Yönetime müdahale ediyorlar. Yönetim ellerini alıyorlar. Siyasetçilerse yönetilmesi zor aktörler. Onlarla pazarlık yapmanız lazım. Adam oy almış tabii ki. Ama burada şu da var. Gaffar, özür dilerim. Burada yani bir menfaatler birlikteliği de var. Bak, hı hı, burada herkes mutlu farkındaysan. Yüksek yargı mutlu. Yüksek askeri bürokrasi mutlu. İş adamı mutlu. Medya baronları mutlu. Sadece orada refahı toplumun geniş kesimlerine yaymaya çalışan bir hükümet iş başına gelmiş. Refah Partisi, güzel, Doğru Yol Partisi iktidarı. Erbakan diyor ki D8,
Ben diyor Avrupa Birliği'ne alternatif bir D8 oluşumu kuracağım. Libya'ya gidiyor. O dönemin medyası Libya ziyaretini Bedevilerin çadırına gitti diye veriyor mesela. O dönemde gümrük duvarlarının indirilmesi meselesi var. Bu kimi rahatsız ediyor? İçerideki montaj sanayini. Sözde sanayici ama Batı'nın Türkiye'deki koçbaşı olarak kullandığı, keyifleri gıcır olan fakat millete hiçbir faydası olmayan bir sanayi var. Sözde bir sanayi var. Kişi başına düşen milli gelirin 2400 dolar olduğu bir Türkiye'de oluyor bunlar. Onu da bir söyleyelim. 2400 bak, dolar 2004, mı bu dönemde? Ya 2002'de AK Parti iş başına geldiğinde Türkiye'de kişi başına düşen milli gelir 2400 dolardı. Şimdi ne kadar? Asgari ücret 115 dolardı. Şimdi ne kadar? Ya mukayese ettiğin zaman farklı bir yerlere... Bir dönem 12 bin dolara geldik. Şimdi 10 bin doların altındayız. Ama yanlış hatırlamıyorsam 8 bin dolar civarındayız. Şimdi hadisenin bu boyutunu atlarsak gerçekten aslında büyük resmi göremeyiz. Yani bakın bunların hepsi burada mutlu. Bütün hadise şu. Aman bu sistem bozulmasın. Bu düzen bozulmasın. Geride kalanın, altta kalanın canı çıksın. Aslında yani sistemin özeti bu. Başka bir şey değil. Tabii ki. Bir ekleme yapayım. Tabii ki hocam, buyurun. 2000 yılında kişi başına düşen gelir 2400 dolar. Çekin cetveli 1990'a 2500 dolar. 10 sene geçmiş, milli gelir aynı yerde. 90 ve 2000 bakılabilir. Peki başka bir ekleme niye böyle olmuş? 89 ile 2001 arasında 11 yılda 9 tane hükümet kuruldu bu ülkede. Tabii. Ortalama hükümet ömrü 1 yıl 2 ay. 25 gün devam eden hükümet var. 46 bakanlı hükümetler var. Şimdi sen böyle bir 10 yılı, dünyanın en kritik 10 yılını böyle geçirmişsin. Söylediği gibi fakirleşmişsin ama hala gözleri doymuyor. Seni biraz daha etkisiz hale getirmeleri lazım. Tamamen kaleyi fethetmeleri lazım. Bunun için de irtica tehlikesini, sözde irtica tehlikesini, ha bak ülkeyi hazırladılar. PKK terörünün hortlaması 90'lardır. FETÖ'nün kuvvetlenmesi, devlette iyice kadrolaşması 90'lardır. Faili meçhullerle, siyasi ve ekonomik istikrarsızlaştırma operasyonlarıyla toplumun karamsarlığa itilmesi ve bir darbeyi adeta dört gözle bekliyor hale getirilmesi de yine tamamen 90'larda oluyor. Sen nerede gördün ya, bak Türk İş İşçi Örgütü, TOP işçi işçi örgütü değil pardon, sanayicilerin toplandığı yer, TİSK Türkiye İşveren Sendikaları, TESK Esnaf, Beşli Sivil İnisiyatif adıyla bunlar çıkıp her gün hükümet istifa diyorlardı. Sen dünya tarihinde böyle bir şey gördün mü? İşçi ve sanayicilerin örgütleri bir araya gelip, ya hanginizin çıkarı tehlikede orada? İşçinin çıkarı mı tehlikede, sanayicinin çıkarı mı tehlikede? Bir de demokrasi tamam, diye yan yana geldiler. Evet. Bu yani ya çok özür dilerim Gaffar, bana kızma. Şunu bir daha konuşmayacağım, tamam. Bak işin sakatlığını şuradan anla. Türkiye'nin sanayi kentlerine bak. Türkiye'nin işçi kentlerine bak. O günde, bugün de hala Refah Partisi devamı AK Parti, Erdoğan'a oy verirler. Bak, işçi kenti, sanayi kentlerine bak. Hani kardeşim? Son hani 28 düşün. Şubat'taki hadise? O dönemin diski orada, o dönemin Türk işi orada, o dönemin TOB'u orada, TESK'i orada, TİSK'i orada. Tam o yani, dönemde asgari ücret ne kadar? 115 dolar, dolar işte. 115 dolar. Bazında. Dolar. 100 dolar. İşte 115 dolar. Şimdi... Geldiğimiz noktada bütün eksikliklerine, bütün hayat sıkıntılarına rağmen asgari ücretin gelmiş olduğu yer 500 küsür dolar. Neyle alakalı bu? Türkiye'nin ekonomisini 4 kat büyüttüler büyüklük olarak. Bununla paralel olarak asgari ücreti de 5 kat büyüttüler. İsteniyor ki merkez Erguvani yalılarında çevreden gelen baskıyı hiç hissetmesin. Merkez çevre aslında sıkıntısı bu olay. Antepli sanayici gelmesin kardeşim. Aynı kime uyguladıkları muamele biliyor musun Melih? Sen organik nohut yetiştireceksen Kadıköy'de ne işin var? Maçoğlu'na diyorlar. Git kardeşim Tunceli'de yetiştir organik nohutunu. Köylüsün sen, köylü kal. Sen Çorum'da üret organize sanayi bölgesinde. İstanbul'da senin bir Çorumlu olarak, Antepli olarak, Denizlili olarak ne işin var? Yusuf Hocam. Kavga bunun kavgasıdır. Silahlı kuvvetlerde kullanılmıştır bu anlamda. Ekranda kendilerine o zamanlar keramet biçenler de kullanılmışlardı. Bak, dönemin TESK başkanı bak. Biraz bir dinleyeyim Gaffar, sözünü çok böldük. Sen bitir Gaffar'cığım, sonra buna geçelim. Sen şimdi sözünü bitir. Buradaki konu şu, yani çok böldük, kusura bakma. Eylül rejiminin devam etmesi lazım. Hı hı. Bu rejimin devam edebilmesi için de büyük sermayenin ya da geleneksel sermayenin yaptığı oyun şu. Yani askerler
ve sivil bürokrasi. Hani buna siz yargı bürokrasisini de koyabilirsiniz. Hani herkes mutlu diyor ya Zafer. Hı hı. O mutluluğun, o saadetin devam edebilmesi için büyük sermaye bunlarla operasyon yapıyor. Bu 12 Eylül rejimi ne zaman kırıldı biliyor musunuz? 2002'de kırıldı. Yani aslında 2002'de Tayyip Erdoğan'ın kurduğu partinin iktidara gelmesi bu mekaniği bitirdi. Yoksa bu mekanik ila nihaya gidecekti. Devam edecekti. Başka şekilde de bir çıkışı yoktu Türkiye'nin. Şunu atlamayalım. Yani burada konuşan insanlar, iş adamları çeşitli önerilerle, bunlar Türkiye fakirleşsin istemiyorlar. Konu bu değil. Konu aslında Yusuf Alabarda'nın söylediği konu. Yani biz merkezde kalalım ve hiç rahatsız edilmeyelim. Oysa bu, peki bu dinamiği ne bozar? Yani nasıl, bu denge nasıl bozulur? Bir yanda asker sivil bürokrasi var, bir yanda onu istediği gibi kullanabilen büyük sermayedarlar var. Bunu bozmanın yolu yeni bir konsensüs, yeni bir zemin yaratmak. Aslında yaşanan şey de oydu. Yani 2002'de Türk halkı sıkışan siyaseti, 12 Eylül rejimini en dışarıda görülen aktörü merkeze davet ederek çözdü. Olay da böyle çözüldü. Çevrenin başka merkezi. Türlü de demokrasi galip gelemeyecekti. Biraz dinleyeceğiz mi arkadaşlar bu videoyu? Sendikacılar falan konuşuyor. Ya şimdi biraz dinleyelim. Ya tabii bakalım. Burada şey de var. Hani bütün emek örgütlerine de yasaların verdiği öncelikle ne gerekiyorsa üyelerimize intikal ettireceğiz. Gerekirse köy köy dolaşacağız. Esnaf hükümet devresin diyecek. Ülkenin düzlüğe çıkması için, rejimin tehlikeye girmemesi için. Bir dursana Samet. Bir programa da bu TESK başkanıydı az önce konuşan. Yani köy köy gezeceğim diyor. Darbeyi destekleyeceğim diyor. Tabii bak, bakkal, terzi, berber, sanki bak bu adamlar gerçekten bizim saygıdeğer esnafımızın böyle bir derdi. Ya o senin köy köy gezecek dediğin adam muhtemelen orada Refah Partisi'ne oy vermiş adam. O örgütün başındaki kişi diyor ki köy köy gezeceğim rejimin tehlikeye girmemesi için. Bu kişi sonradan biliyorsun CHP'de milletvekilliği de yaptı. Oh, yakın dönemde tabii. CHP'de milletvekilliği de yaptı. İkna odalarının mümessilleri evet. De... milletvekili yapıldı. Aksın biraz bakalım sonraki kimin konuşan kim? Tehlikeye girmemesi için. LHP bir programa da sahip olmadığı için düzen içine de girememiştir. DYP de bunu düzen içine çekememiştir. Demek ki bu ikisinin devamını mahsurlu buluyoruz. Bu düzenin de değişmesi lazım. Bu da işçi işveren sendikası. Siyasal devrimci bu da. Ha. Rıdvan Budak. Rıdvan Budak çok devrimcidir. Eski disk başkanı. Tabii. Rıdvan Bey de burada ya bayağı darbeyi. Burada tabii şöyle bir şey var. Yani şu bir defa yani bir büyük bir konsensusu darbeyle ilgili bir akıl birliğinin toplumdaki diğer bütün aktörleri de esir alması söz konusu. Yani bunlar, bu liderler belli ki bunlar gönüllü katılıyor. Ya bunlar, ya sizin başında olduğunuz sendika madenci yürüyüşünü yapmış yahu 5-6 yıl önce. Burası da Ankara Karnı. Bakan devirmişsiniz yani. Bakan devirmişsiniz. Kabine bozmuşsunuz. Yani siz buna itiraz edemiyor musunuz? Türkiye Odalar ki, Borsalar Birliği Başkanı. Bu da Türkiye'de sivil toplumu demokrasiyi geliştirmek için başında bulunan Fuat Miras. Ankara'da Karun Ticaret Merkezi var ya, onun ortasında program yapıyorlar. Oturmuşlar. İşçi atanmadan darbe. Yani Gafar, anlıyorum dönemin işçileri falan diyeceksin de. Rezil tablo bu. Tabii canım. Hayır, bu rezalet zaten. Bunların işçiyle bir alakası yok abi. Esnafla bir alakası yok. Nasıl söyledi? Demin söyledik. Esnaf adam, 100 dolar adam, alırken. Berberle, şeyle, efendim ayakkabıcıyla, nalbantla ne ilgisi var adamın? O adamlar belki de oylarına gidip Erbakan Hoca'ya. Ukala oturmuş seçilmiş iktidara nasıl destek, Melih, darbeye bak, destek vereceklerini konuşuyor. Şu var orada. Pis sırıtmanın anlamı bu. Bak, bu sanayicileri temsil ediyor. İki sendika, bir sağdaki, merkezdeki sendikanın başkanı, Türk İş'in başkanı orada. Soldaki sendikanın başkanı, DİSK'in başkanı orada. İşverenlerin, işçi sınıfının sendikası var. TİSK, onun başkanı orada. Bir de esnafın başkanı. Tabii. Bak, bu 97 Türkiye'sindeki hadise şu. Az önce söylediği gibi asgari ücret 100 dolar. Evet. Kişi başına düşen milli gelir 2000 dolar. Türkiye'nin dünya ihracattan aldığı pay 0.14. Bak, memleket üretmiyor. Memleket 100 dolarla insanları çalıştırıyor. Ama bize hani bazen anlatıyorlar ya eski Türkiye. Eski Türkiye işte tam budur. Olarak tam bu. Tam ilave yapayım. Peki gündem ne? Emin Pazarcı irtica. Gündem sözde irtica. Bir cümle söyleyeceğim. Emin Pazarcı geliyorum ama Yusuf Alabar'da izin vermiyor. Zafer'in söylemiş olduğu hususa şunu ekleyeyim. İşçi asgari ücreti 100 dolar alıyor. Kişi başına düşen gelir 2400 dolar. Ama bazı sendika temsilcileri Jaguar'a biniyor. Jaguar'a hatırladınız. Emin Pazarcı, asıl çete burada değil mi ya? Bu bir... Ne diyorsun bu Karum'daki? Bu çete tabii yani, ama bunun bir de basın ayağı var. Şimdi biraz önce belki unutuldu. Bakın, bankalardan bahsedildi. Bankaların
batmasından bahsedildi. Sağ ol, ama o bankaların sahipleri maalesef o bu süreci destekleyen bazı gazete patronlarıydı. Yani oraya bakın, iç içe geçmiş bir yapı. O oradan nemalanıyor, bu buradan nemalanıyor. Zaten böyle bir yapı vardı. Şimdi neden rahatsızlardı? Belki altını doldurmak lazım. Bir dönem bunlar bir şey ürettiler ve sattılar. Mesela rotil kıran arabalar vardı. Ve çok ilginçtir, o rotil kıran arabalar vatandaş tarafından sürekli kullanılıyordu. Belki yüzlerce kişi, ben gazetelerde okuyorum, o arabalara bindiği için can verdi. Ne oldu? Onlarla ilgili ne yapılabildi? Hiçbir şey. Ama daha iyisi getirildiği zaman, gerçi gümrük birliğini savunuyor değilim, kimse kalkıp gümrük birliğini savunuyor demesin, o gümrük birliğiyle bunlara bir şekilde düzen verildi. Oranın onun da hataları var. Yeni bir takım şeyler gelince bunlar rahatsız oldular. Ciddi şekilde tepkiler ortaya çıktı. Ve çok ilginçtir, bakın, işçi sendikasıyla Refik Baydur orada konuşuyor. İşveren sendikasının başındaki kişi. İşte DİSK Genel Başkanı ile Türk İş Genel Başkanı. Hangi konuda birleştiler? Bunlar Erbakan'a karşı ve maalesef dışarıdan Türkiye'ye nizam ve intizam vermeye çalışanlarla birlikte, onun bir ayağı da askerdir. O askerin de zaten çok ilginç değerlendirmeler yapılabilir de, o askerle zaten yapılıyor. O askerle birlikte hareket ettiler. Yani bunlar maalesef mesleklerine ihanet ettiler. Bunlar çetedir. Şimdi çetelerden bahsediyor geçmişte de. O çeteler askerlerin briefinglerine giderdi. Bunun basın ayağı da var. Ve Türkiye'ye nizam, intizam vermeye çalışırlardı. Yani doğrudur, bunlar çetedir. Bunlar, bu çeteler hep birlikte olmuştur. Kimi işçinin sırtına binmiştir, kimi işverenleri birleştirmiştir, kimi esnafın, işte ne bileyim, Anadolu sermayesinin sırtına binmiştir. Hı hı. Bu şekilde Türkiye'de bir takım oyunlar oynandı, illüzyon oyunları oynandı ama maalesef bugün de aynısı yapılıyor. Bugün de böyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Bakın, bir takım şeyler karartılıyor, seçime giden Türkiye'de maalesef aynı oyunları biz seyrediyoruz. Yani dün ne yapılıyorsa, işte Fadime Şahinler'den bahsettiniz, o Amerikalı yabancı askerin sorduğu o görüntüler, bugün aynı şeyler var. Yani bu da belediyeler üzerinden yapılıyor maalesef. Böyle bir noktadayız. Yani değişen bir şey yok. Bunları yaşadık, yavaş yavaş ortaya çıkıyor ama burada problem şu, bu yaşananlardan ders alan bir topluma ihtiyacımız var bizim. Maalesef her oyunda yine geniş kitleler bunların oyuncağı oluyor. Sıkıntımız budur diye düşünüyorum. Ne yazık ki, ama anlatmaya çalışıyoruz. Bence dediğiniz gibi hep tekrar ediliyor ama ne olursa olsun artık toplum daha da Emin Pazarcı uyanmaya başlıyor. Ya biz bu filmi daha önce görmüştük diyor. Gençler için önemli ama bu hatırlatmalar, yaptığımız şeyler önemli diye düşünüyorum. Yusuf Hocam, başka konuya geçeceğiz. Ekleyeceğin var galiba. Yani bu masada konuşulanlar noktasında söyleyeyim. Mesela hepsi Cumhuriyet Halk Partisi'nde, hepsi demeyeyim de birkaçı Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir şekilde milletvekili seçildiler. Evet. Yetmedi, bazılarının çocukları, babaları milletvekili oldu. Kendileri de İş Bankası Yönetim Kurulu üyesi oldular. Onlar da beş devam ediyor. Beş tanesini oturtmuşlar, bir dinleyicimiz göndermiş. O zaman hiç beşli çeteden diyor bahseden yok ama. Bakın masada oturuyorlar. Çete işte. Oturuyor burada. Ya, aslında Yusuf Hocam seni buraya alayım. İnsanların evlatlarına bırakacakları miras... İşçi 100 dolara rağm olurken kendiniz İş Bankası'na yönetim kurulu üyelikleri ve evet, milletvekillikleri pazarlama. Bu geriye bırakabileceğiniz en kötü miras. Biraz önce ama hepsi sahaya sürüldü. Hatırlayın o zamanları. Zafer de hatırlar. Gaffar da bugünle hatırlar. Bugünle bağlantılı gideceğiz. Şoförler Odası'nın başkanı Türkiye'de siyaset dizayn ediyordu. Hepsi tabii ki var. STK'dır. Şoförlerin var olan sorunlarıyla ilgili tabii ki çıkacak. Tabii ki siyaset belirleyecektir. Şoförlerle alakası yok. Adamlar ya darbe çıktılar. Toplantısı, şoförlerin ne işi var orada Allah aşkına? Ki. Şoför gitsin, işini yapsın, hepimizin gazeteciliğini yapsın, doktor doktorluğunu. Hayır, varsa sorunu şoförün, tabii ki dinleme getirecek. Buyur Gaffar'cığım, güncele geçeceğiz. Kısaysa lütfen. Türkiye çok uzun süre kirli bir rejimle yönetildiği için, kirli rejimden kastım, demokrasiyle değil de demokrasiyi tasallut eden vesayetçiler tarafından yönetildiği için, Türkiye'de anı yazma geleneği çok düşüktür. Dünyanın bütün ülkelerinde hatıratlar vardır. Mesela Ali Kırca'nın anılarını ben çok merak ediyorum. Neden yok?
bir mesleği bıraktığınızda, bitirdiğinizde, meslekten çekildiğinizde herhangi bir sebeple 3-5 satır olsun bir hatırat yazarsınız. Ya ne diyecek Gaffar? Bu bir gelenektir. Ya. Şimdi neyse demeyeyim, mesleği yapmıyor Ali Kılıç'a şey demiyorum. Ali Bey bir örnek, Türkiye'de yazılmıyor. Neden yazılmıyor biliyor musunuz? İşte bu aktörler gerçekleri anlatırlarsa belki de yani gerçekten utanç verici şeyler anlatacaklar. Onun için Türkiye'de hatırat geleneği diye bir şey yok. Biz yazıyoruz Gaffar Yakınca. Emin abi sizi yazıyoruz. Sizi tenzih ediyorum Emin abi. Siz sayenizde öğreniyorsunuz. Evet. Ve bunlar bana dava açıyorlar. Aydın Doğan dava açtı. Doğru yazmıyorsun diye. Sonuçta o davayı da kazandım. Doğru yazdığım tescil edildi. Hepsi de doğrudur yazdıklarım. Biz rahatça yazıyoruz. Siz evet. İstisnasınız Emin Kapatmadan abi. Kapatmadan bu medyaya ilişkin bir şey söylemek lazım. Bak bu 28 Şubat'ta Çevik 1'den düzenli briefing alan o medya gülleri 2007 yılına kadar hala gözleri ve gönülleri askerdeydi. Bak ibretlik bir konuşmadır. Yaşar Büyükanıt dönemin genelkurmay başkanına kalkıp efendim bunlar da çok ileri gittiler ne yapmayı düşünüyorsunuz diye soru soran adamlar bugün hala Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanallarında değerli fikirlerini ifade ediyorlar. Demokratlık yapıyorlar. En demokrat onlar. Onlar Türkiye'nin otoriterleşmesine karşı olan insanlar. Toplumun gittiği yere üzülüyorlar. Ya siz her zaman postal bilmem nesiydiniz ya. Hep öyleydiniz. Ve bu insanlar muteberler Yusuf Hoca'nın söylediği gibi. Hala. Birçok senin böyle bunlara tepki göstermesi gerektiğini düşünen insanların gözünde onlar hala çok kıymetli. Hala senin ne dediğinin bir önemi yok. Onların ne dediğine bakılıyor. Onların gözlerinin içine bakılıyor. Zafer ve eğer bir darbeci benim ne dediğime bakacaksa ben söyleyeyim. Zafer'in bahsettiği isim vermiyor ama dün okudum onlardan birisinin yazısı. Murat Yetkin. Çıkıyor Genelkurmay Başkanı'nın önünde böyle duruyor. Zafer'in dediklerini söylüyorlar. Genelkurmay Başkanı utanıyor bunlara. Siz gazetecisiniz ya. Onlar diyorlar ki siyasilere niye muhtıra vermiyorsunuz? Bunu soran gazeteci. O adamlar bugün çıkıp demokrasi sorunlarından falan bahsediyorlar. Onları muteber sayanların beni muteber saymaları mümkün değil. Ben muteber darbe karşıtıyım, sivil siyaseti savunuyorum, demokrasiyi savunuyorum. Murat Yetkin gibi asker karşısında sustalı maymun gibi hazır ola geçmiş bir adamla benim ismim niye yan yana gelsin? Hiçbir şekilde de gelmesin. Bakın, devam edecek misin? Bakın ben devam edeceğim, ekleyeceğim. Bitti, çıkamadık buradan. Zafer'in söylemiş olduğu hususlar... Siz konuşuyorsunuz, hususlar, ben de konuşuyorum. Zafer'in söylemiş olduğu hususlar ile... Elbette siz moderatör değil bir köşe yazarısınız aynı zamanda. Hususlarla ilgili geçtiğimiz günlerde gazetesinde köşe yazan, çok değer verdiğim bir köşe yazarı bu isimlerden bir tanesi tarafından aranıyor. Yarın devran dönerse bu yazıların hesabını verirsin diyor. Hala. Bir de tehdit yapıyor. Hala evet sözümün arkasındayım, isim vermiyorum, zorlarlarsa veririm. Umarım o arkadaşınız ona güzel bir cevap vermiş tabii ki. Yusuf Hocam seninle devam edeceğiz. Şimdi ekonomi konusunu konuştuk. O dönemden Zafer asgari ücretten örnekler verdi. Sen başka örnekler verdin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bugün ekonomiyle ilgili bir açıklaması vardı. Dinlediniz eminim. Seyircilerimize de bir hatırlatalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu en düşük 10 bin lira olan emekli maaşı konusuyla ilgili hani arttıralım asgari ücret seviyesine getirelim diyor muhalefet ve pek çok unsur da. Bununla ilgili çok önemli bir açıklamada bulundu. Bence çok samimi bir konuşmaydı. Neyin hangi koşullarda yapabileceğini gösteren bir konuşma dinleyelim. En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı ömrünü kendisinin ve ailesinin geçimi için harcamış vatandaşlarımız için yeterli mi? Elbette değil. Peki emekli maaşlarını arzu ettiğimiz düzeye nasıl yükselteceğiz? Devlet ve millet olarak daha fazla çalışacak, daha çok gelir elde edecek, ortaya çıkan kazançtan da emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz. Şimdi birileri çıkıyor, emekli maaşlarına 7 bin lira, 10 bin lira seyyanen ekleyelim diyerek kendi akıllarınca emeklilerimizi tahrik ediyor. Bakınız, bizim ülkemizde hali hazırda 16 milyon emeklimiz var. Emekli maaşlarına 7 bin lira eklemek demek bütçeden yaklaşık 1,4 trilyon liralık 10 bin lira eklemek demek. 1,9 trilyon liralık bir kaynağı buraya aktarmak demektir. Dikkat ediniz, mevcut maaşların tutarından söz etmiyorum. Sadece 7 bin lira
veya 10 bin lira olarak ifade edilen ek artışın maliyetini anlatıyorum. Yani 2024 yılı boyunca ülkemizde tek çivi çakmasak, tüm yatırım bütçesini buraya aktarsak bile bu gideri karşılamaya yetmiyor. Aynı şekilde deprem harcamalarının tamamını bu iş için kullansak yine yeterli gelmiyor. Eğitime, sağlığa tek kuruş harcamadan her birinin tüm bütçesini buraya aktarsak ucu ucuna ya kurtarıyor ya kurtarmıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusuf Hocam diyor ki elimizdeki bütün kaynakları aktarsak, o depreme harcadıklarımız falan filan da yetmiyor bu işe. Emeklilerin ücretini, aldıkları maaşı o söylenildiği gibi asgari ücret seviyesine çekmekti. Bu tablo ne anlatıyor? Bu tablo şunu anlatıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütçesindeki gider kalemleri bunlar. Bizim giderlerimiz bunlar. Bir gelir kaleminiz var sağ cebinizde, bir de gider kaleminiz var. TC cetveli. Emekli maaşlarına 3 trilyon harcanıyor. Kamu personeline 3 trilyon, 12 aylık rakamlar bunlar. Hı hı. Yatırımlar 1.6 trilyon, devletin yatırımları. Eğitime 1.6 trilyon. Deprem harcamaları 1 trilyon. Mahalli idareler 860 milyar. Sosyal yardımlar 500 milyar. Toplam 11 trilyon. Yıllık bu kadar giderimiz bu kalemle. Getirelim geliri. Bir sonrakinde bir de gelirler. Bir sonraki Samet. Bu 11, giderlerimizdi. 11 trilyon. Bu mudur hocam istediğin? Evet. Emekli maaşlarına 7000 TL seyyanen zam yapılırsa bütçeye maliyeti 1.4 trilyon. Tamam mı? Hı hı. 10.000 lira yapılırsa da 1.9 trilyon. Geriye gelelim şimdi. Bir önceki Samet sana siz zahmet. Siz emekli maaşlarına 10.000 lira seyyanen zam yaptığınızda şunu yapamıyorsunuz. 1.6 trilyonluk yatırım. Ne var bu yatırımın yani içinde? Yani devlet kazma dahi vurmazsa. Yol. Baraj, yol, su, elektrik, baraj, sağlık hizmeti. Yani birçok şey. Eğitim hizmeti veremezsin. Eğitim ayırmışlar. Olsun. Yani, o da maaştı. O da ona girer. Kamu tabii. Personeli doğru söylüyor. Şimdi şöyle bir şey var. Bazen bazı kavramlar söylendiğinde kulağa hoş geliyor. Mesela diyor ki, kardeşim lüksü şatafatı, gereksiz harcamaları engelleyin. Şimdi buna sen karşı mısın? Kesinlikle katılıyorum. Ben de karşı değilim. Yani bu ülkede bu vakitten sonra Türkiye'nin ürettiği eğer yerli ve milli akaryakıt kullanmayan elektrikli bir araba varsa herkes aynı arabaya binsin. Ben makam arabası olmasına karşı değilim. Eyvallah. Yani bu ülkenin bakanı yürüyerek gitme şansına sahip değil. Bakanın olsun da bilmem il özel idaresi bilmem neyi şunun bunun onun falan. Onun yardımcısının da olmasın. Allah da bitsin yani. Bakanın olsun. İşte aynı şeyleri söylüyorum. Emniyet müdürünün aynı, olsun. Kim sen de karşısın ben de karşıyım. Ama diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı. O dediğiniz rakamlar yapılırsa böyle israfla falan alakalı değil. Çok ki büyük diyor. Yani onun içerisinde devede kulak kalacak. Bu demek değil ki israfı savunuyoruz. Olmasın kardeşim. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nde metronun içinden çıkan kor general gördüm. Amerika Birleşik Devletleri'nin içerisinde metrodan çıkan bakan gördüm. Ben binebiliyorsam o kor general bitti, de binebilir. Bitti. Ha, olmasın demiyorum. Tabii ki makam arabası insanların olsun gidiyor. Ama gidiyor, yine de bunu söyleyelim hocam. Bir azaltılsın. Ya, her yani, tarafta tamam, var yani. Onu söylüyorum. Ama şimdi bu söylem bir taraftan bizim destek verdiğimiz söylem ama diğer taraftan da şöyle algılanıyor. Bundan vazgeçildiğinde bütün emeklilere 10 bin lira seyyanen zam yapılabilirmiş gibi geliyor. Yetmiyor. Böyle bir şey mümkün bütçe değil. Bütçe ortada. Bak şöyle söyleyeyim. Asgari düzeydeki emekli maaşı 17 bin lira asgari ücret düzeyinde olsun deniliyor ya. Bunun maaşı 17 bin liranın üzerindekiler hariç. Herkes 17 bin lira alsa 16 milyon emekli var. 12 ile çarpın 3,5 milyon yapıyor. Türkiye'nin 2023 yılı vergi toplama geliri, vergilerden toplanan gelirler 3,5 trilyon. Yani herkes 17 bin lira emekli maaşı alsa, Türkiye'de herkesten topladığınız vergi sadece emeklilere gidiyor. Yani devletin vergi dışında da gelirleri var, onları kastetmiyorum. Şimdi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın... Hocam çok özür dilerim. Asgari ücretle emekli maaşını eşitlediğinde bu kez başka bir sorun da orada ortaya çıkar. Yani bunu da asgari ücretle çalışana da açıklayamazsın. Emekli bu kadar alıyor diyecek değil mi? Şimdi hiç
Yani hiç çalışmadan öyle bir sorun ki. Ama burada sorunun çıkış noktası, az önce 90'ları konuştuk ya. Orası. Kim ne derse desin kardeşim, 91'de bu ülkede emekli olma yaşının kadınlarda 38, erkeklerde 43'e indirilmesidir. Ya dünyanın neresinde var ya? 30 milyon çalışanı olup da 16 milyon emeklisi olan bana bir ülke göster ya. Şimdi de 42'de oldu ama şimdi gene... İşte oradan kaynaklandı ama 90'lardan EYT geldi. EYT çıkmadan önce de Türkiye'de ortalama emekli olma yaşı 49'du. Çok erken. Bak, EYT'den önce 49'du. Ama. 2 milyon 200 bin kişiyi daha emekli ettik. Dünya tarihinin en büyük depremlerinden birinden sonra üstelik bunu yaptık. Şimdi pastadan alınan pay giderek azalıyor. Yani burada... Ya aldığın maaş da gidiyor. Daha bak, çok insan hani şey olursa, zam yapıldıkça aldığın maaşın aklına, satın alım gücü de düşüyor. Bak yani. Recep Tayyip Erdoğan da en nihayetinde bir siyasetçi. Hiç tabii kimse karşısındaki bir grubu yani yok, kendi sayamadım. Aleyhine çalışsın istemez. Tabii ki. Ama bir taraftan da şimdi tablo. Şu rakamlara bakıyorsun. Yusuf Hoca çok güzel söyledi. Tamam onu kes bunu kes ama kardeşim senin 16 milyon emeklin var ya. Ona memlekette 38 yaşında bu son EYT'de bile yanlış hatırlamıyorsam 30 neyse rakamı söylemeyeyim. 42'de oldular. 38 yaşında emekli olan bir sürü insan var. Oldu mu 38? 42'de oldular. Yok 38. Yok abi abartmayın lütfen. Ya 1900, o kadar değil. Bak 1982 doğumlu 80 doğumlu olup da 98'de işe giren tamam mı? İşte benim yaşımı söylüyorsun 42 ama yaşında, pardon 42 yaşında 42 emekli olan insanlar var ya. Ya abartma olayı falan değil arkadaşlar. Abi 38 dersen abartmış bak, olursun 38 abi. 38 makul değil de 42 çok mu makul? Tabii ki. Tamam demek ki 38 değilmiş abi. Düzelttin bak, abartmışsın demek ki Zafer'cim yani. Şöyle var 38 abartmışsın demek ki Zafer'cim. Tamam hadi ben abartayım Gaffar. Tamam zaten ben yanlış söylüyorsun demedim, abartıyorsun dedim. Ben abartmış olayım ama sana bulacağım 38 yaşında emekli olanı da bulacağım. Ben abartmış olayım. Burada en kolay şey şu. İnsanların hoşuna giden şeyleri söylemek dünyanın en kolay şeyi. Tabii ki. Heh. Buradan kahraman olarak da çıkabiliriz ha. Ya kardeşim emekliye de işte bunu reva gördüler falan demek de kolay. Tabii tamam ki. Mı? Ama bak geçenlerde ben Sağlık Bakanlığı'nda üst düzey bir isimle konuştum. Türkiye'de sence geçen yıl kaç kişi muayene olmuştur? Kaç muayene yapılmıştır Türkiye'de? 80 milyon adam var. Kaç muayene? Bana bir rakam söyle. Ben abartayım yine. 60 milyon yine. Diyelim. Herkes gitmiyor. Çok iyimsersiniz. 850 milyon arkadaşlar. Ne diyorsun? Zafer Şahin abartıyor diyebilirsiniz. Sen gittin mi doktora? Hiç gitmedim. Ben de gitmedim. Geçen sene hiç gitmedim. Zafer 5 kere falan gitti ama. Bak 850 milyon ortalama herkes 10 kere muayene olmuş memlekette. Bak görüntülenme sayısı o MR, röntgen şu bu falan onlar da böyle inanılmaz. Şimdi diyorlar ya doktordan randevu alamıyoruz. Evet alamıyoruz. Alamıyoruz. 850 milyon olursa 8, alınmaz hiçbir yerde. Alamıyorsun işte. Böyle bak, bir sağlık burada, sistemi yok yani. Bak burada doktorun da suçu yok. Buna hiçbir sağlık sistemi kaldıramaz. Bak kim ederse desin devletin de suçu yok burada. 84 milyonluk ülkede 850 milyon muayene yapılıyorsa kardeşim. Devletin şöyle bir suçu tamam var. Tamam mı? Ha devletin deduction suçu. Deduction dedikleri bir sistem var. Adam gidiyor muayene oluyor. O doktorun dediğini beğenmedim diyor. Yarın gidiyor başka doktora bir daha yok şimdi gidiyor. O düzeltildi arkadaşlar. Bakın Zafer haklı. Bir saniye. Çok, ben bir sözümü bitireyim arkadaşlar. Size öyle. Yusuf Hocam. Farklı doktora Yusuf gidiyor hocam, adam. Şunu bir bitireyim Allah aşkına. Sonra bak yarım kalıyor. Süre kısıtı koydular. Popülizm işte. Yapmak dünyanın en kolay var. Şeyi. Bazen de tepki görmeyi göze alarak gerçekleri de söylemek gerekiyor. Genelde bunu yapmak. Kardeşim gerekiyor. Ya bunu yapmak gerekiyor. Yani bu senin emekli düşmanı ya da şu bu olduğun anlamına gelmiyor. Tamam mı? Kim ister? Benim babam da emekli. Hepimiz öyleyiz. Hepimizin ailesinde emekli insanlar da var. Evet 10 bin liraya geçinmenin mümkünatı yok kardeşim burada. Yok. Ama şu da var. 45 yaşında, 46, 49 yaşında emekli olup da Allah uzun ömür versin 70-75'e kadar yaşayacağım. Ve ben bunu İskandinavya şartlarında yaşayacağım. Ya dünyada böyle bir şey yok hocam. Yani açık açık bunları söylemek lazım. Tabii ki. Yani bir de şu var. Yani bak, ne düşünüyorsak söylemeliyiz zaten bu programda. Bak, şimdi bu. 5000 günün emekli olan var mı kardeşim? Var. 6000 günün emekli olan var mı? Var. 5000'le yapmadılar. Bir de bak yok. 10.000 günlü olan var. 12.000 günlü olan var. Bir de böyle insanlar var. Sonuçta bu bir sistem. Emeklilik sisteminde ne kadar katkı sağladığın da emekli maaşının belirlenmesinde etkili olan bir faktör. Güzel. Bir de bu var. Aylık bağlama oranları düşürüldü. Doğru. Orada da evet. Orada da emekliler haklı. Aylık bağlama oranları 2008'den sonra doğru. Çok düştü. Fakat günün sonunda ne kul takarsan tak, 30 milyon çalışanın varsa, bunun yanına 16 milyon da emeklin varsa kardeşim, tablonun bundan farklı olma ihtimali çok yok. Bununla ilgili bir şey söyleyeyim ondan sonra. Peki. Türkiye'de
Geçen bir arkadaşım söyledi. Çok güzel bir tespit bu bence. Üç kuşak emekli olan aileler var. Mesela 92 yaşında babaanne emekli koy. Onun 73 yaşındaki kızı da emekli. 20 yaşındayken çocuğu olmuş. İşte diyelim ki o da öğretmen olmuş olsun. 73 yaşındaki emekli olan teyzemizin 45 yaşındaki çocuğu da emekli. Dünyada 3 kuşak emekli maaşı alan Türkiye'den başka... Neresi var Gaffar? Bilmiyorum. Gaffar yani. Size muhalif var demek diyemez. Gaffar bu konularda size muhalif galiba. Ama tabii şunu söyleyeyim şimdi. Bir defa yani iki ayrı konuyu konuşuyoruz onu söylemişim. Birincisi hani EYT vesaire bambaşka bir konu. Onu konuydu. Koyalım Cumhurbaşkanı. O ayrı bir konu yani şimdi oradaki durum şuydu yani devlet maç oynanırken düdük çaldı kural değiştirdi. Yani adam maça başlamış. Maça başlarken dedi ki sen şu kadar hizmet gününü doldurursan emekli olacaksın dedi. Sonra maç bitmeden kural değiştirdi. 1998'de. Bu 98'deki. Doğru. 98. Yani doğru. Şimdi insanlar değişim. Mağdur oldu. Adam kardeşim maça başlamış, primini ödemiş, her şeyi yapmış. Devlet tek taraflı karar alıyor. Anayasa Mahkemesi de, efendim Yargıtay da kabul etmedi insanları. Erdoğan da o haksızlığı yani, giderdi diyorsun. Tayyip Erdoğan o haksızlığı giderdi. Yani şimdi orada bir kıyak yok yani. Bu kıyak gibi düşünmeyelim. Kendisinden önce yapan haksızlığı giderdi. Yaş maş kısmına girmiyorum. Ya. Onlar da bambaşka konular. Ama şunu elini söyleyelim. Taşın altına koyan Erdoğan oldu. Şunu söyleyelim. Şimdi Türkiye'de önce... Ama o da bir kural oldu şimdi. O adam değiştirdi rahmetli işte 98'de bunu. Tabii. O da bir kural oldu. Ama şöyle bir durum var. Mesela şimdi 6 ayla kaçıran var abi. Bunu o soruyor. Da diyor ki bak o da onu soruyor yani şimdi diyor ki ben diyor 6 ay önce başlasaydım diyor. Evet. Mesela bir zamanlar Türkiye'de Cumhurbaşkanı adaylığına ki adaylık koyan bir beyefendi bir siyasetçi torununu 3 yaşındayken sigortalı yapmış. Çünkü SGK Genel Müdürü'ymüş. İnsanlar da soruyor. Korkun. Diyor ki ya benim dayım yok diye benim torpilim yok diye yani 3 ayla 6 ayla kaçırdım emekli olamıyorum diyor. Bakın arkadaşlar Türkiye'deki çalışma koşulları İsveç değil. Türkiye'deki çalışma koşulları Almanya değil. Bizim bakın hastanelere söyledi Zafer. Haklı. Bizim o mesela kocaman hastanelerimiz var ya şehir hastaneleri. Hani ilk yapıldığında muhalefette itiraz ediyordu. İnsanlar da ya niye bu kadar büyük büyük. Ben işte birkaç gün şeydir babamla falan gidiyorum hastanelere. Şunu görüyorsunuz. O kadar büyük hastaneniz olmazsa bu halka hizmet veremiyorsun. Neden biliyor musun? 45 yaşında beli bükülüyor insanların çalışma koşulları. Bence hasta olduğumuz için değil biraz hastalık hastası haline ya o ayrı bir konu. Haklı eleştirilerde haklısın. Hastaneler ama çok gitme nedeni biraz Gaffar'a o yani. Zırta pırta gitme hikayesi de var onu söyleyeyim. O konuyla ilgili çok söylemedim. Haklısın orada şöyle bir tedbir aldılar. Hocam ben yanlış anlamıştım da onu söyleyeyim. Şimdi mesela bir bölümden randevu aldınız kardiyolojiden. Randevunuza gitmezseniz 15 gün boyunca sistem size bir daha randevu vermiyor. Hayır, ve bu benim da, dediğim farklı yani ama. Sayın Bakan'ın açıklamasına göre, sizin dediğiniz farklıydı abi. Sayın Bakan'ın açıklamasına göre bu biraz yoğunluğu düşürmüş. Şimdi şu maaşlar konusu şöyle bir konu bakın. Şimdi seçim gündemi geldi. Tabii seçim gündemi gelince şu an Türkiye'de ya seçim yerel hizmetler için tartışılacak, yerel seçim. Ya da ülke ekonomisi. Şimdi ekonomimiz çok parlak bir durumda değil. Hepimiz bunu biliyoruz. Herkesin durumu sıkıntılı. Bunu herkes biliyor. Tabii böyle olunca... Cumhurbaşkanı kendisi söylüyor. Tabii şimdi şöyle bir durum oluştu bakın. Emekliler de ısrar ediyorlar. Diyorlar ki eğer bizim yaşam koşullarımız değiştirilmezse biz oy tercihimizi bu bizim etkiler diyorlar. Etkiler deyince tabii etkilesin ne olacak? Çeşit çeşit etkiler ama öyle değil. Emekliler çoğunlukla AK Parti'ye MHP'ye oy veriyorlar. Yani orada mesleki anketlere baktığımızda mesleki dağılımda o yaş grubunun tercih ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla aslında Recep Tayyip Erdoğan'ın seçmeni ona sesleniyor. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan ya bir zam yapacaktı. Hadi bakayım buyurun veriyorum diyecekti ya da her zaman yaptığı gibi elindeki en kuvvetli silahı Tayyip Erdoğan'ın samimiyetidir. Bunu biliyoruz. En kuvvetli silahı bu. Ya da onu alacaktı. Şimdi belli ki ekonomik koşullar o şeyi imkan vermiyor onu yapmaya. O da ne yaptı? Başka bir siyasetçinin yapamayacağı bir şey yapıyor. Çıkıyor diyor ki durum bu arkadaşlar diyor. Ben bunu yaparsam bu iş olmaz diyor. O riski alıyor. O riski giyiniyor. Bunun seçime yansıması ne olur ben bunu bilmiyorum. Ama şunu söyleyeyim yani geçmiş. Mesela şöyle söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde çıkıp halktan ben yanılmışım hakkınızı helal edin diyen bir tek lider var. Tek bir siyasetçi Tayyip Erdoğan. Ve bunu söyledikten sonra da kınanmadı. Aksine oyları arttı, güçlendi. Yani bu tip söylemlerle Tayyip Erdoğan yerini pekiştirebilirdi. Ama bir gerçek var onu Sayın Cumhurbaşkanı da kabul ediyor.
halkın bir geçim sıkıntısı var ve emekliler de bundan çok kötü etkileniyorlar. Şimdi burada şunu tartışabiliriz. Yani sosyal güvenlik sistemimiz iyi mi, kötü mü, adil mi, değil mi? Ama toplamda geliyoruz, geçim sıkıntısı gibi bir sıkıntı çıkıyor önümüze. Seyyalen zam konusuna gelince, bakın orası çok kritik bir şey. Bu seyyalen zam işi doğru bir iş değil. Yani bu böyle muhalefet bunu böyle çok seviyor söylemeyi, konuşmayı. İşte Twitter'da trend topik şey popüler konu haline geliyor falan ama seyyalen zam gelir eşitsizliğini artıran bir şey. Yani şöyle düşünün. Bir anda en üstte maaş alan adamla en altta maaş alan adam hepsini eşitliyorsunuz. Hepsini Emin abiye söz gelince anlatır. Şimdi o iyi bildiği gideceğim. Konu. Yani siz eşitliyorsunuz, herkesi yoksullukta eşitliyorsunuz. Sonra o dengeleri tekrar toparlayamıyorsunuz. Doğrusu şu, emeklilerin durumu iyileştirilmeli ama bu iyileştirilmeli ama bu kök maaşlara, baz maaşlara müdahale edilerek yapılmalı. Bir de enflasyonu düşürmek yani aslında emeklilerin olmalı. Durumunu iyileştirmek değil mi Gaffar? Yani şimdi, maaş zammı konuşuyoruz ama maaşa zam yapılıyor, o zamma mukabil olarak da Melih, etiketlere yükleniyorlar. Dolayısıyla alım gücümüz düşüyor. Bunu anlamamız için söylüyorum. Melih, zaten, yani enflasyonla mücadele aslında emeklinin alım gücünü geliştirmek için bir şey olacak. Haklısın, konu bu. Haklı. Sevgili Melih, zaten emekliler, yani geçim sıkıntısı çeken emekliler bize seyyalen şu kadar para verin, havadan bu kadar para verin demiyorlar. Bakın orası önemli. Onların söylediği şey şu. Bir, kök maaşlarımızı göz önüne alın, bir bu. İkincisi, ya mesela demin konuştunuz hani makam arabası bilmem ne, kamudaki maaşlar, ikramiyeler, temsil giderleri. Ya bunları kısın, biraz bize doğru ne yönlendiriyorsunuz yönlendirin. Üçüncü söyledikleri şu, çok zenginleşen insanlar var bu şey pandemide falan. Biraz zenginlere dokunun, yani devletin geliri biraz artsın, biz de oradan pay alalım. Söyledikleri bu, yoksa şu değil. Doğru söylüyor. Yani öyle efendim havadan para öyle bir, vardır onu diyen de vardır ama insanların çoğunluğu onu demiyor. Kaldı ki dediğim gibi bu toplum kesimi, belki de toplumun en makul, en itidalli, yani değerlerine en bağlı, ayağı en fazla yere basan kesimi. Onun için Sayın Cumhurbaşkanı açık yüreklilik yaptı. Başka bir dönem olsa belki bu kadar gerilim olmaz ama şimdi seçime gidiyoruz. Herkesin gözü oradaydı, bir ses gelmesi gerekiyordu. Benim tahminim önümüzdeki 3-5 gün, belki 1-2 hafta boyunca bu konu konuşulabilir. Yeniden Emin Pazarcı'ya da kısa bir, hemen bir gideyim Zafer'cim, bir geleceğim. Emin Pazarcı'nın da görüşlerini merak ediyorum. Emin abi, sen nasıl değerlendiriyorsun Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları? Şimdi tabii Cumhurbaşkanı doğru söylüyor. Önce onun altını çizelim ama şu da var. Herkes 10 bin lira maaş almıyor. Bu yeni emekli olan arkadaşlarımız var. Çok yüksekten prim yatırmış. 45 bin lira alan var. Emekli maaşı bakın 45 bin lira alan var. Benim annem birinci derece işte emeklinin eşi, vali eşi. O da hemen hemen ona yakın maaş alıyor. Yani 30-35 bin liradan aşağı değildir maaşı. Onun gibi çok değişik şeyler var, skalalar var. Ama 10 bin lira alan emekliler de evet sıkıntılılar, zor durumdalar. Seyyalen maaş Gaffar yakınca haklıdır, tekrarlamanın anlamı yok. Ama bunu kimler kaşıyor? Kaşıyanlar kimler? Bakın Kemal Kılıçdaroğlu SSK Genel Müdürü iken açıklamalar var gazetelerde, çıkaralım bunları isterseniz, ben çıkarırım hemen önünüze koyarım. Diyor ki bu şekilde bu yaş sınırıyla ben maaş ödeyemem, SSK batar diyor. Şimdi yaş sınırı belli bir noktaya geldi, bir sıkıntı var, doğru bir takım düzenlemeler yapıldı, EYT filan derken böyle bir yük ortaya çıktı. Az evvel verilen şey de doğru, yani bir kişinin emekli olması değil, onun bütün sülalesi ve onların sağlık harcamaları falan da var. Onlar da bedava. Devletin elbette bir sıkıntısı var. Gönül ister ki Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi bu emeklilerin maaşlarını yükseltelim. Siz orada ortaya koydunuz zaten. Yani yükseltirseniz bir yerden fedakarlıkta bulunmak zorundasınız. Hep söylüyorum, yıllardır söylüyorum. Ben 14 bin küsür lira emekli maaş alıyorum. Adaletsizlik mi? Benimki külliyen adaletsizlik. Çünkü temsilciydim o dönemde. En yüksekten prim ödüyordum. Ama işte alt kademe yüksele ne oldu? Benim maaşım orada kaldı. Seyyanen zamlarla bu noktaya geldi. Sen 7 bin lira alıyordun diye hatırlıyorum ben Emin Pazarcı. Yaklaşık 20 seneyi geçti. Sen efendim? Geçen programlarda bir 7 bin lira alıyordunuz Mahmut Övür'de. Sizin de aynı mıydı? 7 bin mi? Doğru mu hatırlıyorum? Yok, o değil. Değil. O çok önceydi. Pardon. Şeyden sonra değil. 14 bin lira Mahmut Övür'ünkini bilmiyorum ama 14 bin lira, 7 bin lira değildi. Belki çok önceki programda ama 7 bin lira olmadı. Yani onun üstündeydi. Tamam usta. Evet. Şimdi burada bir adaletsizlik var ama bu yeni değil. Bugünün meselesi değil. Ben 1980'li yıllarda, 80'lerin başında Akajans'ta muhabirken bu emekli maaşlarının şeylerini yapardım. Artış oranlarını.
Kiminde %70'ti, daha sonra indi, yükseldi, %50'ye düştü vesaire vesaire. Önüne gelen bunu düzenledi, bir parmak attı, daha beter yaptı. Bakın, kıyak emeklilik yaşadık biz. Süper emeklilik yaşadık. Yani parayı basan emekli oldu. Son derece yüksek aylıklar bağlandı. O arada bir takım düzenlemeler yapıldı. Yani bu iş şeye döndü. Yamalı bohçaya döndü. Ben geçen gün Çalışma Bakanı ile konuştum. Herkese hakkaniyetli bir düzenleme yapabilir misiniz diye. O kadar iş dedi, birbirine girmiş ki dedi. Artık bunları tek tek ayıklayamayız. Bir düzenleme yapılmalı ama tek tek bakamayız dedi. Gerçekten yani benimle birkaç gün sonra emekli olan arasında adaletsizlikler var. Bu da bugünün değil, yılların meselesi. Peki ben size şunu sorayım. Bu istismarı yapanlar yarın kendileri iktidara gelirlerse ya da bu iktidar giderse. Misal Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki SSK batardı. Bunları yapabilecekler mi? Hayır, yapamayacaklar. Bunu da millete anlatmak lazım. Yani Erdoğan gitsin veya bu iktidar gitsin, ona bir ders verelim. Buyurun verin. Ders verdiğiniz takdirde asıl dersi siz alacaksınız. Çünkü gelecek iktidar bundan daha kötü bir tablo ile sizi karşı karşıya bırakacak. Nereden biliyoruz? Geçmişte ben yaşadım bunları. Yani SSK'nın hastanelerinde, o kuyruklarda, şimdi hastanelerden bahsettiniz. Şehir hastaneleri bence Türkiye'nin yüz akıdır ama ben biliyorum gecenin üçünde o kuyruklara girildiğini. Ben girdim, bizzat girdim. Ben biliyorum hastane eczanelerinden nasıl ilaç alındığını. Kuyruğa girersiniz, bir buçuk, iki saat beklersiniz. Hatta haberler yapılırdı. Muhabirlik döneminde haber yapardım ben. Haber yaptığımız çoğu haberlerde ilk işe başladığımız zaman maaş kuyruğunda ya da ilaç kuyruğunda bekleyen emeklilerin kalp krizleriydi. Evet. Yani insanlar ölüyordu orada. Şimdi biz bunları nasıl unuttuk? Yani bu istismarı yapıyorlar, elbette yapıyorlar. Sosyal medyada görüyoruz. Her türlü istismar var ama milletin de elini vicdanına koyup düşünmesi lazım. Yani gitti, tamam verin dersi. Emekliler oy vermeyin, AK Parti'ye verin, başkasına verin. Ne olacak? Gelen düzeltebilecek mi? Buna bakmak lazım. Devam ediyorum. Bakın çok güzel bir paylaşım yapmış Zafer Şahin geçtiğimiz günlerde. Ben de oradan gördüm. Sinan Burhan da zaten o fotoğrafı çekmiş. Şimdi israf diyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar. İsraf diyenlerin şeyi nedir? Temsilcisi Mansur Yavaş. Koymuşlar Mansur Yavaş'ın bir mitingde arabasıyla o şey dediği, minibüs dediği son derece lüks arabasıyla giderken etrafında 15-20 koruma. Bir de israf ediyorlar dedikleri Turgut Altınok'u koymuşlar. Ankara, evet. Büyükşehir Belediye Başkanı adayını. Ekonomi sınıfında uçakta gidiyor. Yanında koruma yok, şu yok, bu yok. Yani evet. İstismar edenler de maalesef her şeyi kendileri de istismar ediyorlar. Zafer Şahin. Bak birkaç rakam vereceğim. Şimdi Gaffar yakıncaya bir cevap olsun diye. Sakin Gaffar. Hazırlanıyordu Zafer zaten. Bir şeyden bir cevap gelecek. Sen diyor abi, 1.4 milyar lazım bana diyorsun. Abi. Tamam sakin. Verelim burada 1.4 milyar. Sana bak, da 10 bin lira verelim geçin Zafer'cim. 10 bin lira ayın sonunu getiririz. Güzel ya. Bak güzel işte. Nasıl evet. Abi? Bak popülizmin vücut bulmuş yok halidir abi, bu cümle. Yok abi söylüyorum abi 10 bine bak, geçin abi. 10 bine geçin diyorsa geçin abi. Ben çok geçindim Gaffar, sen hiç geçindin mi? Ben 10 bine geçinemem abi. Ben bak 26 yıllık çalışma hayatımın yarısını bugün 10 bine geçinebilir misin onu soruyorum. Bugün 10 bine geçinebilir misin Zafer? Ben o psikolojiyi çok iyi bilirim. Sen bilir misin? Ya bugün 10 bine geçinebilir misin? Sen bilir misin o abi, ben sürgün yaşamış adamım. Ne diyorsun ben? Cebimde para olmadan tamam, gezen adamım. Şimdi 10 bine geçinebilirim. Bugün biz, onu söyleyeceğim. Biz sürgüne gitmeden cebinde para olmadan geziyorduk. Şimdi bak sigortalılar Türkiye'de Ocak 2024 sayısı 18.893.874 çalışanımız var. 19 milyon. 4 A'lı SSK'lı. Tamam mı? 18.893.000. Üstüne 3.099.746 Bağkurlu'muz var. Evet. Tamam mı? 3.660.000 de emekli sandığımız var. Toplam çalışanımız 25.653.687. Pasif sigortalı sayısı yani emekli sayısı. Bak 10.523.000, 2.849.000, 2.470.000 toplam 15.851.000 Ocak 2024'te. Geçiyorum. 40 ve 40 yaş altında Türkiye'de 15.316 emekli var. 40 yaş altı 15.000. 40 ve 40 altında 15.316 emekli var Türkiye'de. 15.316. Bak 41-50 yaş arasında 1.582.136 kişi var.
51-55 yaş arasında 1.671.209 kişi var. En çok emeklimiz şu yaş grubunda 56-60 yaş 2.039.000 kişi. Ondan sonraki kalabalık grup 61-65 yaş 2.004.000 kişi. Böyle gidiyor. 81 yaş ve üzerinde 519.000. Zaferciğim bir reklama gidelim mi? Gaffar'ın da söyleyecekleri var, cevabı tamam. Var biliyorum ama tam reklam vaktimiz geldi. Kısa bir ara. Sebep sonuç devam ediyor. Son bölüme girdik. Bundan sonra reklam yok. Zafer Şahin, Gaffar Yakınca, Yusuf Alabar'da ve Emin Pazarcı ile beraberiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün önemli bir açıklaması vardı. Emekli maaşları ile ilgili biliyorsunuz emekli maaşları asgari ücret seviyesine getirilsin deniliyor. Seçimler öncesi bazı kesimlerden bu talepler dillendiriliyor. Muhalefet de elbette bunun üzerinde çok duruyor. Cumhurbaşkanı bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Biz de bunu tartışıyoruz. Reklama gitmeden önce Zafer Şahin ve Gaffar Yakıncı arasında ufak bir görüş ayrılığı vardı. Ona değineceğiz ama Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını bir daha hatırlatmak istiyorum Zafer. Yeni izleyen seyircilerimiz neyi konuştuğumuzu daha iyi anlasın. En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı ömrünü kendisinin ve ailesinin geçimi için harcamış vatandaşlarımız için yeterli mi? Elbette değil. Peki emekli maaşlarını arzu ettiğimiz düzeye nasıl yükselteceğiz? Devlet ve millet olarak daha fazla çalışacak, daha çok gelir elde edecek, ortaya çıkan kazançtan da emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz. Şimdi birileri çıkıyor, emekli maaşlarına 7 bin lira, 10 bin lira seyyanen ekleyelim diyerek kendi akıllarınca emeklilerimizi tahrik ediyor. Bakınız, bizim ülkemizde hali hazırda 16 milyon emeklimiz var. Emekli maaşlarına 7 bin lira eklemek demek bütçeden yaklaşık 1,4 trilyon liralık 10 bin lira eklemek demek. 1,9 trilyon liralık bir kaynağı buraya aktarmak demektir. Dikkat ediniz. Mevcut maaşların tutarından söz etmiyorum. Sadece 7 bin lira veya 10 bin lira olarak ifade edilen ek artışın maliyetini anlatıyorum. Yani 2024 yılı boyunca ülkemizde tek çivi çakmasak, tüm yatırım bütçesini buraya aktarsak bile bu gideri karşılamaya yetmiyor. Aynı şekilde deprem harcamalarının tamamını bu iş için kullansak yine yeterli gelmiyor. Eğitime, sağlığa tek kuruş harcamadan her birinin tüm bütçesini buraya aktarsak ucu ucuna ya kurtarıyor ya kurtarmıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki 10 bin liralık emekli aylığına 7 bin lira zam yapsak 1.9 trilyon mu dedi Zafer. Şimdi Türkiye'nin 2024 bütçesi bu. 1.9 trilyon yani maaşları ödemek için değil sadece 10 binden 17 bine çıkarmak için emeklilerin maaşını ne kadarlık bir maliyeti olduğunu söylüyor. 1.9 trilyon tüm yatırımları 2024'teki tüm yatırımlardan daha fazla. Eğitime 1.6 trilyon harcıyoruz ondan da fazla. Deprem harcamaları 1 trilyon o da yetmiyor diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Zafer Şahin az önce rakamlar okuyordun Gaffar'a cevaben. Evet. Şimdi ben bir haber kaynağımı sordum. Bu son EYT düzenlemesinde 38 yaşında emekli olan 350 kişi var. Bu bir. 40 yaş ve 40 yaşın altında emekli maaşı alan kişi sayısı da Türkiye'de 15.316. Ama bu 16 bu sadece Gaffar Bey'e cevap olarak açıkladım. Gaffar yok demişti çünkü Gaffar değil mi? Öyle yok mi demişti? Abartıyorsun demişti. Haklı biraz abarttım. Yok dememişti abartıyorsun demişti. Abartıyorsun demişti. Abarttım ama dediği doğru çok fazla gözükmüyor ama sadece ayrıntı bütünü anlatır. Bak 15.300 kişi de olsa 350 kişi de olsa 38 yaşında bir emeklilik olmaz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında aslında şu cümle de çok önemli. Bunlar, bu rakamları veriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diyor ki bak bu sistemi çevirmenin tek şartı büyümek, üretmektir. Çünkü birileri vergi verecek ki devlet bu maaşları ödeyebilsin. Şimdi bizde şöyle bir anlayış var. Az önce ne dedik? 2002'de dedik. Dünya ihracatından aldığımız pay 0.14'tü. Yani dünyada yapılan toplam ihracattan Türkiye'nin payı 0.14'tü. Bu kadar satabiliyorduk. Çünkü o kadar üretiyorduk.
tarihimizde ilk defa bu yıl 1.1'e geldik 2023'te. Dünya yani ihracatından 10 kata yakın, tabii, evet. Dünya ihracatından aldığımız pay 1.1'e geldi. Ne diyor Cumhurbaşkanı? Daha çok üretmeliyiz. Daha çok satmalıyız. Ki bu 3 trilyon biz maaş ödüyoruz devlet olarak. 3 trilyon evet, emekliye, 3 yani, trilyon kamu personeli. Şimdi daha çok üretmek için neye ihtiyacım var? Bir, daha çok gelir. İş gücüne ihtiyacım var. Ham maddeye ihtiyacım var. Bunları nereden bulacağım? Enerjiye ihtiyacım var. Arıyorum. Niye Karadeniz'de doğalgaz arıyorum? Niye Gabar'da yeni petrol kuyuları arıyorum? Niye Somali'yle anlaşıyorum? Niye Akdeniz'de? Somali'ye niye gittim? Libya'ya niye gittim? Erdoğan eve ekmek getirmeye çıkan, sabahları çıkan baba. Devlet baba. Devletin, babaların böyle bir görevi var. Sabah o ceketini giyer, eve ekmek getirmek için çıkar. En iyi o bilir. O ev nasıl dönüyor? Niye o ülke nasıl dönüyor? Niye bir uçakta olsun, iş adamını götürdüm yanım da? O örneği de vereyim, onu iyi hatırlattın. O en iyi o bilir. Devleti yöneten kişi olarak. Ne işim var orada? Ne işim var burada? Hani deniliyor ya. Biz de anlatıyoruz. Şu işimiz var, bu işimiz var. Olan işlerimizden bir tanesi de şu. Eve ekmek getirebilmek, geliri arttırabilmek. Çünkü sürekli büyüyorsun. Çünkü genç bir nüfusa sahipsin. Avrupa'nın en genç yaş ortalamasına sahip ülkesisin. Dolayısıyla burada herkesi memnun etmek kolay değil. Ama Türkiye'nin de uyguladığı bazı politikaların sebebi işte ekmeği büyütmek. Oturduğumuz yerde oturursak, herkesi devlete, belediyelere masa başı iş diyerekten yönlendirirsek, fabrikalarda kimse çalışmak istemezse, tarımda Suriyelilere mecbur kalırsan, çobanlık yapmak için Afganlardan başka alternatifin olmazsa, tarımda olmayacaksın, sanayide olmayacaksın, tamam mı? Üretim sürecinin hiçbir yerinde olmayacaksın doğru düzgün. Nasıl olacak kardeşim bu iş? 16 milyon emeklinin maaşını nereden vereceğiz? Hadi. Gafar nereden vereceğiz? Nereden vereceğiz? Ben sana soruyorum. Gafara sor, siz bak, tartışıyorsunuz. Hayır, ben sana soruyorum. Gafar tehlikeli. Doğalgaz sıkıntılı. Arama. Ne işin var? Yalan, her seçim dönemi buluyorlar. Rusya veriyor. Petrol arama kardeşim. Sen kendi uçağını yapma. Amerika bana 47 Marshall Truman doktrininde eski uçaklarını kakalasın. Tamam. Otomobil üretme. Hiçbir şey yapma ya. Hiçbir şey yapma ama herkesi İsviçre standartlarında yaşat. Onu söylüyor adam. Daha çok üretmeliyiz diyor. Dünya ihracatından aldığım payı diyor, ben %1 bana yetmez diyor. %2'ye, 3'e çıkartayım ki kişi başına düşen milli geliri 25 bin dolara çıkartayım, 30 bin dolara çıkartayım. Bu iş böyle. Bir de şunu vurgulamak lazım. Ya bizde sürekli böyle bir devlet, ya devlet yapar işte, devlet versin, devlet. Ya sonuçta devlet nereden alıyor? Devlet de senden alıyor. Devlet senden topladığını, imkanları neticesinde ve ihtiyaçlar neticesinde yatırımlara ayırıyor. Bunun eğitimi var, bunun sağlığı var. Her ay bu devlet 30 milyon kişiye maaş ödemek zorunda, çalışan ve emekli dahil. Bunun sosyal yardımı var. Bunun yanı sıra temel devlet hizmetlerini yapacak Melih. Yol yapacak, köprü yapacak, baraj yapacak, hastane açacak. Nasıl olacak bu işler? Bunları söyleyen yok ama popülizm vallahi dünyanın en konforlu alanı. Çok güzel bir alan. Hem alkış alıyorsun, tamam. Hem kahraman oluyorsun. Sana gelinim sana söylüyorum, kızım sen anla. Bana sana bakarak söylüyor ama. Sana söylüyorum, sana söylüyorum. Peki, bundan sonra daha dikkatli konuşacağım. Bizim sevgili Zafer gibi benim öyle bürokrat çevrem, siyasetçi tanıdıklarım olmadığı için bana öyle haberler gelmiyor ama ben onun bana aktardıklarından hareketli bir analiz yapayım. Biz buna gazetecilik faaliyeti diyoruz, bürokrat çevre olarak da. Bize gelmiyor abi öyle haberler. Gelmiş senin sana gelen rakamlar üzerinden ben bir analiz yapayım. Şimdi söylediğine göre 15 milyon emeklimiz var bizim. Hemen rakamları. 15 milyon küsür demiştin. Aynen öyle. 15 milyon 600 bin. 16 diyelim. 16 diyelim. Bu şey ama Kasım 2023 rakamı. 15 milyon. 15 milyon desek ona. Efendim bunun 15 bini değil mi şeydir. 40 yaş altıdır. 40 yaş ve altıdır. Bunu oransal olarak bu binde bire tekabül eder. Anlamlı değil. Hiçbir anlamı yok. 38 yaşında olan 350 kişi de 10 binde 2'ye tekabül eder. 10 binde 2 bilimsel olarak... Abi özür dilerim, çöptür yani. Yoktur yani, yok hükümündedir. Şimdi biliyorsunuz malulen emeklilik diye bir şey var. Bazı insanlar 32 yaşında da emekli olabilirler. Askerlerde çok. Tabii. Malulenler farklı. Onların İkincisi, rakamlarını da vereyim. Belirli iş kollarında, belirli iş gruplarında yıpranma payı vardır. Mesela radyasyona maruz kalan iş yapıyorsunuzdur, erken emekli olursunuz.
biliyorsunuz gazetecilikte de haksız bir şekilde yıpranma payı var. Niye haksız ya, yıpranmıyor muyuz biz? Yıprandık bu ekranlarda. Abicim, yani şimdi madende çalışan adam, evet, radyasyona maruz kalan adamla gazeteciliğin kıyaslanır mı? Mıydı? Kıyaslanmaz. O vaktiyle bir ayrıcalık oluşturulmuş yani. Türkiye bir ayrıcalıklı çalışanlar dünyasıdır. Bakın. İlginç bir şey söyleyeceğim size. Yıllar önce Bulgaristan'ın Türkiye'deki bir diplomatıyla sohbet ediyoruz. Röportaj yapıyorum. Dedim ki bu vize konusu nasıl olacak falan, onu konuşuyoruz. Biz dedi vizeyi nasıl kaldıracağımızı bilmiyoruz Türkiye'ye. Şaşırdık, şaşkınız. Niye? Çünkü biz bir şey yazdık, bakanlığa bir yazı yazdık. Türkiye'de kaç tane yeşil pasaportlu var diye sorduk. Bakanlık da bize bilmiyoruz diye cevap verdi. Sonra ben döndüm ona, o zamanki ta geçmiş zaman bakanlığa sordum. Dışişleri Bakanlığı. Dışişleri Bakanlığı bana da bilmiyoruz diye yanıt verdi. Yani yeşil pasaportlular diye bir grup var Türkiye'de. Evet. Kim bunlar? Devlet memurları, belirli bir süre avukatlık yapanlar. Şimdi gazetecilere de belki verilecek. Hı hı. Bu bir ayrıcalık yani. Hı hı. Neyin ayrıcalığı bu? İşçi sınıfı içinde siz çalışanlar arasında ayrıcalıklı gruplar oluşturuyorsunuz. Bu patırtı da buradan çıkıyor. Şimdi bir ünlü bir şeyimiz var. Hı hı. Ünlü bir saçımı başımı düzelteyim. Kusura bakmayın. Konuşurken dağılıyor bir yandan. Ünlü bir sinema artistimiz var. Gonca Vustateri. Gonca Hanım, bir röportaj yapmışlar Gonca Hanım'la. İşte beraber olduğu kişi, sevgilisi kimdir diye sormuşlar. Devlet memuru demiş. Allah Allah. Dedim yanlış mı okuyorum acaba? Bir daha okudum. Devlet memuru. Eskiden hani bu artistlerle, şarkıcılarla falan böyle şeyler gezerdi. Rantiyeler, gayrimenkul zenginleri falan. Şimdi devlet memurları geziyor. Şimdi emekli de bundan şikayet ediyor. Diyor ki memurlara çok veriyor devlet. Bize az veriyor. Ya da şöyle olsun diyelim. Ya da şöyle diyelim. Yani onları gördüğü kadar biraz da bizi görsün diyor. Emeklinin derdi. Yoksa emekli şunu istemez. Yani şu şeyi görünce, tabloyu görünce dedim ya, yani en fazla ayağı yere basan toplum kesiminden bahsediyoruz belki. Onu bilir ne olduğunu. Şimdi sevgili Zafer konuşurken dedi ya nereden alınacak diye. Tabii ki devletin gelirleri nereden geliyor? Bakalım mesela devletin gelirleri içinde vergi çok önemli bir yer işgal ediyor. Ya bizim dolaylı vergilerimiz %60'ın üzerinde arkadaşlar. 70 galiba. %65. Doğrudan vergiler %30'larda kalıyor. Şimdi bu ne demek? Yani dolaylı vergi şu. Herkesten alınıyor. Fakirden de alınıyor. Yoksuldan da tükettiğin kadar alıyorsun. Efendim fakir az tüketiyor denebilir ama oran aynı şekilde dağılıyor. Halbuki gelirden alınan vergileri arttırsak, onu yapsak, o zaman bu sıkıntıları da daha az konuşuruz. Günün sonunda da verimliliğe geliriz. Zafer'in söylediğine ben katılıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı da zaman zaman onu dolaylı yollarla dile getiriyor. İhracatınız artacak, daha çok para kazanacaksınız. Bütçeniz artı ve ülke artı verecek. Bu gidiyorsun. Önemli. Pasta büyüyecek ama aynı zamanda pastadaki adalet terazisini kaçırmamamız lazım. Bakın en altta sosyal yardımlar yazıyor. Tayyip Erdoğan gelene kadar bu ülkede sosyal yardımların esamesi okumuyor. Bunun içinde ne var? Abi mesela bunlar evde hastasına hasta bakan, yaşlısına bakan, engelli aylığı var, bakan, yaşlı aylığı var. O tip şeyler var. Yani bu şart, onun bu dışında aynı yardımlar var. Ama Gafar sen de duydun az önce. Geldi editör arkadaşlar, genç adamlar çalışıyorlar özel sektörde. Diyorlar ki abi, çünkü öyle bakıyorlar onlar. Ya işte bütçemiz burada. Sadece maaş ödüyoruz diyorlar. Yani. Tabii. Şimdi, sadece maaş ödüyoruz. 6 trilyon. Şimdi devlet büyük bir mekanizma ama şunu söyleyelim. De. Devlet memuru ama örneğini onun için verdim. Yani bir sinema artistiyle efendim çıkan insan, sevgili olan kişi devlet memuruymuş. Ha yani biz tabii teşbihte hata olmaz, affetsinler bizi. Biz yani öyle, örneklem burnumuzu büyüklüğü burada da geçerli. Zafer yani için verdiğin şimdi, örneklem büyüklüğü burada da geçerli. Şimdi yok yok, ben onu bir örnek yani, olarak zaten teşbihliyorum. Gonca Vustateri üzerinden kamu personel maaş rejimini aldın. Yok estağfurullah. Fakat şunu biliyoruz. Genç arkadaşların söylediği de şu. Bir devlet dairesine gidiyoruz. Bir kişinin yapabileceği işi 4 kişi yapıyor. Ama hatta memur sayımız Gaffar bu Avrupa ortalamasının hemen hemen aynı. Hatta altında. Öyle mi? Öyle. Gerçekten yani öyle. Almanya'da nüfusumuz bizim hemen hemen aynı. 80 milyon civarında. Oradaki memur sayısı galiba bizden bir tık daha fazla herhalde. Bizden fazla. Fransa evet, bizden evet, bayağı fazla. Bakın yani nüfusu bizden az olmasına ama rağmen. Verimlilikleri ama orada, farklı. Bravo Yusuf abinin dediği gibi. Yani o buradaki sıkıntı memur sayısının azlığı fazlalığı da değil. Verimlilik problemi. Benim mesela sokağa geliyorlar Gaffar Belediye'den. Izgaraları sökecekler yağmur öncesi. 3 kişi geliyor. Biri söküyor, biri bakıyor, biri de şu moda biliyorsun cep telefonu elinde. İş yaptığını çekiyor herhalde amirine kanıtlayacak. Onu çekiyor. 3 kişi. Ya, sağ olsunlar geliyorlar ama 5 kişi orada duruyorlar. Bizim Ankara'dakilerin içinden ağaç çıktığı için hiç öyle bir şey olmuyor. Peki, bizim gene yapıyorlar. O bir Akdeniz ülkesi geleneği senin söylediğin. Ben örnek vereyim. Mesela bir
vergi dairesine gittim. İşimi de çok güzel hallettim. Allah razı olsun, yardımcı oldu arkadaşlar. Fakat şunu gördüm. 10 kişi var, 3'ü çalışıyor. Diğer 7 tanesi işi de bilmiyorlar. Belli ki emeklilik bekliyorlar. Diyorlar ki falan arkadaşa götür, o biliyor diyorlar. Bilgisayarın başında genç bir oğlan var, ona götürdük. O çözdü sağ olsun. Bir başka hanımefendi Allah işi yaptı. Fakat oradan şunu görüyorsun. Oradaki o insanlar randımansız şekilde orada oturuyor. Yani devlet büyük olsun, küçük olmasın. Devlet, ya şöyle diyelim şimdi. Mesela eskiden bizim ordumuzda, silahlı kuvvetlerimiz hep konuşuyoruz. Mesela İHA SİHA konuşuyoruz. İHA SİHA diye bir şey yoktu. Evet. Onun operatörü de yoktu. Onun yazılımcısı da yoktu. Nerede insan istihdam ettiğiniz de önemli. Zaten asker polis olsun canım. Resmi görevliler onlar yani. Herkes de memur olursa orada sıkıntı çıkıyor. Haklısın. Yoksa asker tabii ki memur olur. İşte, bu arada işte, bu tabloda savunmaya ayrılan para yok ha arkadaşlar. Yatırımlar kamu personeli var ya. Hayır, maaş olarak var. Savunma bütçesi yok. Yok. Yani personel gideri olarak vardır kamu personeli. Yani hülasa şu durum. Şöyle bağlayayım ben. Şimdi biz yani 2024 senesi dünyada sıkıntılı, Türkiye'de sıkıntılı geçecek. Bunu biliyoruz yani. Türk tabii bu sıkıntının bedelini kim ödeyecek? Yani biraz da tartışma buradan çıkıyor. Elden geldiğince bunu farklı toplum kesimlerine yaymaya çalışıyor hükümet. Bunu anlıyoruz. Nereden anlıyoruz? Çünkü bir defa İşte şu hani zamlar, ikramiyeler vesaire onlar geliyor. Bir de başka kritik bir konu var. Başta onu söyledim. Önümüzde seçim var. Seçim olduğu için bu konu yakıcı bir gündem olacak. Yani şundan dolayı olacak. Hiç konuşulmasa bile muhalefet bunu gündeme getirecek. Çünkü nedeni de basit. Bakın İstanbul'daki belediyecilik hizmetleri kötü. Kötü. Ankara'yı işte Yusuf Bey, Zafer Bey anlatıyor, Emin abi söylüyor. Ankara'nın da kötü olduğunu anlıyoruz. Ankara da iyi değil. Belediyecilik konuşurlarsa, muhalefet konuşursa belediyeciliği işi zor. Ama geçim sıkıntısı konuşursa işi kolay. Onun için bunu gündeme getirecek. Hükümetin burada bir stratejisinin olması lazım diye düşünüyorduk. Erdoğan çıktı dedi ki, kardeşim rakamlar bu. Ben elimden geldiği kadar yanınızda duruyorum ama gerçekleri de kabul etmemiz lazım dedi. Fakat ben şurada kapıyı kapatmadığını düşünüyorum Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Son sözüm dediğim buydu asıl. Yani ben size hiçbir şey vermeyeceğim, size sırtımı döndüm demiyor Cumhurbaşkanı bak. Oraya dikkat edelim. Koşulları ortaya yani koyuyor. Ben durumun farkındayım diyor. Eldeki budur durumun diyor. Farkındayım. Rakamları veriyor. Rakamları kıyasladığımızda da işte bir sadece 10 bin liradan 17 bin liraya çıkarmak için 2 trilyona yakın bütçe gerekiyor. Evet, evet. 2 trilyon da burada Türkiye'nin bir yıllık yatırımların tamamından, eğitim harcamalarının tamamından, deprem harcamalarının da 2 katına yakın. Ben önümüzdeki günlerde hala bazı müdahaleler yapılabileceğini düşünüyorum. Maaşlarla ilgili bazı ayarlamalar yapılabilir. Şöyle olabilir çünkü bütçede görmediğimiz detaylar var. Mesela tasarruf arzu edilen kalemler var. O kalemlerle ilgili belirli gelişmeler olabilir. Oradan evet. da başka sürprizler çıkabilir. Belki maaş şeklinde olmaz ama bayram ikramiyeleri konusu var biliyorsunuz. Onlar gündeme gelebilir. Yani ya Sayın Cumhurbaşkanı zaten halka sırtını hiç dönmedi. Dönmez. Halk da ona dönmez. Yani bence gelişmeler var daha. Bir şeyler olacak evet, diye düşünüyorum. Ama bu yani. Koyulan rakamlar ortaya koyuyor ki bunlar hakikaten zor işler. Büyük de yük olacak. Evet, NATO tatbikatına bir bakalım mı hocam? Olur. Yusuf hocam. Haritamız var mı arkadaşlar NATO tatbikatı ile ilgili? Şimdi nedir bu gündem? Bir yandan başka şeyler de var. NATO ile ilgili gelişmeler de var. Şimdi bu tatbikatta ne yapacağız? Ya şimdi şöyle, bu NATO tatbikatları ile ilgili konuyu tabii ki gündeme taşıyoruz. Özellikle Dynamic Manta 2024 tatbikatı gibi tatbikatlar Türk Deniz Kuvvetleri'nin dünyada olan biten ile ilgili hususlara nasıl müdahil olduğuyla alakalı. Örneğin Somali'deki korsanlık ile ilgili mücadele kapsamında Somali açıklarında, Somali demeyelim de Somali açıklarındaki korsanlıkla mücadele kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri'nin yıllardan bu yana katkı verdiğini biliyoruz. Hı hı. Avrupa'nın içerisinde dünyada meydana gelen krizlere yine Türk donanmasının katkıda bulunduğunu biliyoruz. Şimdi NATO'nun içerisinde 2024 yılındaki planlı bir tatbikat. Gelmeden önce baktım acaba plansız bir tatbikat olabilir mi diye. Dynamic Manta 2024. Türkiye buraya iki tane deniz unsuruyla, bir denizaltı, bir de Gediz F-495 isimli donanma unsuruyla katılıyor. Katılan ülkelere baktığımızda yine NATO'nun içerisinde üye olan ülkeler var. Hı hı. Şimdi bu perspektiften baktığımızda aslında bu yeni olan bir şey değil. Türkiye hava kuvvetleriyle mesela Baltık Denizi'nde yıllarca Ruslara karşı önleme kapsamında oluşturulmuş hava kuvvetlerinin ortak faaliyetlerine katıldı. Bu tatbikatlar süreci de NATO kapsamında her yıl NATO'nun icra edeceği tatbikatların muhteviyatının neler olduğunu, planlı mı olduğunu, plansız mı olduğunu
ve buraya hangi ülkelerin hangi güçlerle iştirak edeceği dahil birçok husus planlanır. Bunun içerisinde planlama yapılırken bazen kara kuvvetleri, bazen deniz kuvvetleri, bazen de hava kuvvetleri, bazen de müşterek bir operasyonsa bu joint operation dedikleri hem kara hem hava hem de denizin katıldığı tatbikatlar olur. Bu da şimdi İtalya'nın Sicilya Adası'nda icra edilen ve deniz kuvvetlerinin katılmış olduğu rutin bir tatbikat denizlerdeki güvenliğin sağlanması açısından. Çünkü hatırlayalım, Babel Mendeb Boğazı'nda biliyorsunuz Husilerin saldırısından dolayı orada güvenliği sağlamak için Refah'ın Muhafızları isimli bir operasyon gücü oluşturuldu ve bu operasyon gücüne örneğin Yunanistan Hidra isimli bir gemisiyle katıldı. Anladım. Fakat Türkiye İsrail konusundaki hassasiyetinden dolayı oraya herhangi bir katkıda bulunmadı. Anladım. Ama bu bir NATO tatbikatı ya da NATO görevi değildi. Hı-hı. Ama bu bir NATO tatbikatı. Dolayısıyla Türkiye'nin mutat olarak katılmış olduğu... Çok da rutin, çok da... Evet, şey. Mesela evet. Geçtiğimiz günlerde Macron, hatta dün dedi ki Ukrayna'ya askeri yeni askerler gönderelim dedi. Ama bu NATO ülkelerinin hemen hemen hiçbirisinden de ciddi destek almadı. Evet, bu şey olmuyor. Tabii. Hatta İsveç'te. İsveç NATO üyeliğini kaptı gafar. Ben dedi tam İsveç soğukkanlılığı değil mi? Yok dedi, nazik bir dille reddetti. Aslında Ukrayna'ya Sayın asker göndermeyelim dedi. Çok kibarsın Melih. Soğukkanlılığı İsveç 200'lüydü. Kibarsın bayağı. Ben evet bugün çok... Aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın bundan tam 2 gün önce olduğu için söylüyorum. Evet. 48 saat önce 2 gün Türkiye'nin güvenliğinin NATO'ya emanet edilemeyeceğine, Birleşmiş Milletler'e emanet edilemeyeceğine, bu milletin bileğine emanet edilebileceğine dair çok anlamlı bir konuşması vardı. Evet. Benim NATO'ya bakış perspektifim bu. Lakin şartlar ne olursa olsun NATO'nun içerisinde bulunmak, kararlara tesir edebilmek ve bu kararlara tesir etmenin dışında da müşterek bir harekat konseptinin geliştirilmesi. Bakın bir geriye gelebilir miyiz? Yani çok önemli olmadığı için üzerinde çok durmak istemiyorum ama peki haritaya bir daha dönelim. Haritaya dönelim. Yani bu ülkelerle müşterek bir harekat, müşterek bir anlayış da geliştiriyor. Yani bu anlamda kıymetli ama ben şuna yürekten inanan bir insanım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenliği hiçbir zaman için başka bir organizasyona bırakılmayacak kadar önemlidir. Evet, NATO ile ilişkilerimiz devam ediyor. 1950'den sonra devam eden bir ilişki. Diplomasi de bu demek zaten. Hem gerektiğinde rutin uygulamalarına katılıyorsunuz, hem eleştirilerinizi dile getiriyorsunuz. Biz bizim Kaan'a bakalım. Değil evet. mi? O konuya evet, geçelim. Tamam, şimdi az önceki haritada, az önceki tabloda askeri harcamalar yok dediniz. Yani milli savunma evet, harcamaları bütçe yok. Bütçe yok. Kamu personeli gideri içinde subayın maaşı vardı. Sadece maaşlar evet, vardı. Evet. Ama son dönemde belki de Zafer az önce bahsediyor. Hem istihdam yaratmanız gerekiyor. Hem de o ürünleri üreterek dışarıdan çok ciddi anlamda alım yapmamış tabii, rakam vereceğim şimdi. Öyle mi? Rakamları tabii, da alalım. Kaan'a geçelim arkadaşlar. Vardır ya. İlk muhrik gemimize geçelim. Kaan'a daha sonra geleceğiz. Tamam, olur. İngiliz dergiye geleceğiz. Gelelim. Siz rakamı verin bu arada. Ne kadar biz... Ya şimdi şöyle, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin savunma sanayisi ve biraz önce işte drone operatörü yoktu ama istihdam oluştu. Hı hı. Silahlı kuvvetlerin içerisinde bu anlamda yeni kadrolar açılmasına sebebiyet verdi. İnsansız sistemler devreye girdiği için. Bu bir. İkincisi, savunma sanayi bu anlamda kapsamlı üretimler yapmaya başlayınca sevgili Melih, 75 bin evladımız istihdam ediliyor. Bugün savunma sanayinde. Şimdi 75 bin kimin için önemli? Dertlenen için önemli. 75 bin kişi çalışıyor ya. Tabii dertlenen için önemli. Abi şöyle, mesela sen muhtarlıklara kadro açacağım, evrak katibi yapacağım dediğin an Türkiye'de ne kadar muhtarlık varsa iki tane de evrak katipliği yaptığınızda 20 bin kişiyi buraya istihdam etmiş olursunuz ama doğru. İstihdam ile ilgili şöyle bir şey anlatmıştı zamanın birinde hocam. Çin'e gidiyor bir batı ülkesinden bir mensup. Baraj inşaatı yapılıyor Mao zamanında. İşte bu baraj inşaatı esnasında adamlar kazma kürek kullanıyorlar. Diyor ki, ya niye kazma kürekle yapıyorsunuz? Bunu işte kepçe, grinder, kamyon kullansana. Diyor ki, siz anlamazsınız. Biz bu insanlara istihdam oluşturuyoruz. Eğer biz sizin dediğiniz gibi yapsak bu insanlar aç kalır. Aç kalır diyor. Şimdi bunun üzerine de diyor ki cevaben adam, o zaman size daha akılcı bir yöntem söyleyeyim diyor. Kazma kürekle değil, çay kaşığıyla kazıyım diyor. Şimdi değer üretmeyen istihdam, istihdam değildir. Yani muhtarlıklara kadro açıyorum dediğinde istihdam olmaz. Ama o 75 bin kişi senin söylediğin savunma sanayide çalışan mühendisler, tabii, nitelikli işçiler. Dolayısıyla ciddi anlamda hem Türkiye'nin teknolojisine katıyorlar hem de dışarıdan alımı engelledikleri tabii, için ekstra katkı sağladı. Tabii. Bu gemimiz bizim
Nedir özelliği? Biz bayağı geliştik değil mi denizde? Ya milli geminin içerisinde şimdi biz platform olarak görüyoruz çoğu şeyi. Şimdi şu bir platform, tamam mı? Mesela Kaan uçağı da bir platform. SİHA'larımız da bir platform. Ne demek platform? Tayyare kalkar. Kalktıktan sonra neden tehlikelidir? Çünkü onun radarı vardır. Çünkü onun silahı vardır. Çünkü onun havadan havaya, havadan karaya atılan füzeleri vardır. Ve onlar bu platformun üzerinden atılır. Şimdi biz her şeyi zamanında platform olarak gördük. Platformu değerli gördük. Bu gemi de bir platform ama bu gemiyi milli yapan, bu gemiyi yerli yapan, bu gemiyi gücümüze güç katan noktaya ulaştıran bu platformu işte şunlar. Nedir hocam? Bunlar olduğu için bu tayyareler için de verilebilir. Mesela lazer ikaz sistemi, elektronik harp sistemi. Bunu artık hepimiz biliyoruz. Yani karşıdaki düşman unsurunun iletişimiyle ilgili hususlarda elektronik anlamda harp yapacak sistemler. Bunun mesela silahlı insansız deniz araçlarına yüklenmiş hali var. Küçücük bir araç fakat Fransız donanmasının arasına soktular, iletişim koptu biliyorsunuz. İletişim kopunca tabii da bütün ki, gemiler bir anlamda etkisiz kalıyor. Bu karada da var elektronik harp sistemi. Hı-hı. Ne yaptılar mesela? Koral sistemi diye bir sistem geliştirdi Aselsan. Barış Pınarı harekatında sıfır noktasında ve A Haber'deydik o zaman da. Harekat başladığı an 70-80 kilometre etrafta hiç kimsenin cep telefonu çalışmadı. Ne körleştirdi seni, sağırlaştırdı, duymuyorsun, görmüyorsun. Elektronik harp sistemi. İşte bunlar... asker siyasetle uğraşmayıp 28 Şubat tabii bölümünde onu anlattık ya. İçerideki tabii gazeteciler ne yazmış, siyasetçiler ne yapmış, şunlara muhtıra vermeyeyim deyince bunlar ortaya çıkıyor. Net bunu, bunu söyleyelim tabii, ikisi tabii, yan tabii, yana. Tabii. Şimdi bakın şöyle iki tane husus. Özellikle... özellikle deniz tane askerimiz çıktı. Evet, güzel. Özellikle deniz kuvvetleri komutanımızın son zamanlarda beyefendi deniz kuvvetleri. Evet. Komutanı. Son zamanlarda ortaya koymuş olduğu inanılmaz tespitler var. Neden eleştirildi? Kardeşim Karadeniz'de biz NATO'yu falan istemiyoruz dedi. Evet. Vay sen misin diyen itibarsızlaştırma baronu gazetesine geçti. Dedi ki oramiral mi ama dedi. Zaten dedi NATO üyesi olduğunun farkında değil. Yurtsever bir subayımız Türkiye'de çıkmış bunu söylüyor. Türkiye'de yazdı bunu bir gazeteci köşesine. Ama bir milletvekili de aynı şeyi söyledi eski ABD Büyükelçisi. Tabii tabii. Ambassador Namık'tan ben adını vereyim. Evet. Tamam mı? Kendisine hala öyle yazdığı için söylüyorum. O Washington'ın Ankara tamam temsilcisi canım. Şimdi hiç... zaten o mesajı atan da galiba oydu. Evet, gazeteci evet de ondan aldı. Şimdi Sayın Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın söylediği şey şu. Karadeniz'e NATO'yu sokmayız derken NATO yerin dibine girsin anlamında söylemiyor ki. Şunu söylüyor. Montreux'a Montreux'a bir Montreux anlaşmam var. NATO'ya ait gemilerin tonaj ve süre kısıtları var. Bu süre ve tonaj kısıtına uyduğu takdirde giriyor zaten. Bu bir. İki, Karadeniz'e NATO niye girmek istiyor? Mayınlara karşı tedbir almak için. Sayın Oramiral de diyor ki, kardeşim Bulgaristan NATO üyesi Karadeniz'e kıyıdaş. Evet. Türkiye NATO üyesi Karadeniz'e kıyıdaş. Romanya NATO üyesi Karadeniz'e kıyıdaş ve biz bu NATO'ya kıyıdaş ülkeler olarak mayınlara karşı tedbir aldık. Bugüne kadar hiçbir mayın patlayıp da oradaki peki ticaret... Washington'ın Ankara temsilcisi... Bir saniye üstad. Washington'ın Ankara temsilcisi bundan niye rahatsız oluyor? Namık'tan. Bir de İBB'nin Ankara temsilcisi var ya. Hakikaten niye rahatsız oluyor? Mesela bu adam ben ulusalcıyım diye, Atatürkçüyüm diye kendisini satıyor. Bir Türk subayı da diyor ki kardeşim biz Montreux'a uyacağız. Karadeniz'e NATO gemileri girmeyecek. Montreux'a uyacağız. Çünkü ihtiyaç da yok diyor. Yani Namık'tan ulusalcı, CHP'den bilmem ne aday, bağımsızlıkçı, Atatürkçüyüm demiyor mu bu adam? Bak şöyle söyleyeyim. Var. Bu adam niye bundan rahatsız? Atatürkçü. NATO-Türkçü. NATO-Türkçü. Demiyor mu buna o ulusalcılar? Arkadaş sen ne ayaksın diye sormuyorlar. Bak mi? Ama bu aslında çok kadim bir tartışma. Daha doğrusu öyle olması lazım. Geçen dönemki ambasadorlarımızdan Ünal Çeviköz neler yapıyordu? Abi zaten ikame onun, için geldi bak, oraya. Onu geç, bir tane de İyi Parti'de vardı Erozan. Onu hatırlıyor musunuz? Tabii tabii Erozan. Bak, şimdi o da ulusal bu insanların diyor yakın dönemde Türkiye'nin kritik dönüm noktalarında özellikle dış politikada ve savunmada aldığı kararlarda takındığı tutumlar ibretliktir. Türkiye neyin mücadelesini veriyor? Türkiye nereden nereye gelmiş? Sadece bu açıklamalara bakarak görmek mümkün. Yusuf Hoca biraz dinlensin 30 saniye. Evet, madem rakamdan bahsediyoruz. Emin abiye de geleceğim şimdi Ankara'ya. Şimdi dedik ya pastayı büyütmek, üretimi arttırmak, böylece emeklinin maaşını arttırmak, çalışanın maaşını arttırmak. Türkiye'nin savunma sanayi ihracatı 2023 rakamı 5.6 milyar dolar. Doğru. Bütün bazı kritik sektörlerde bizim lokomotif sektörlerimizde ihracat duraklama seviyesinde savunma sanayinde yukarı doğru gidiyor.
Bu SIPRI var Yusuf abi. Tabii, o konularda Stockholm uzmandır. Evet. Dünyanın bak onun dışında bir de ilk yüzdeki savunma şirketleri listesi var. Burada ilk yüzdeki savunma şirketlerinin dünya genelinde yaptığı savunma sanayi ihracatı 600 milyar dolar. Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk %42 tane şirketi var. Savunma sanayinde 301 milyar dolar ihracat yapmış bunlar. Bizim 4 tane var, 5.6 milyar dolar yapmışız. Ben böyle gidersem sadece savunma sanayinde bugün 5.6 milyar dolar olan savunma sanayi dışarıya ihracatını... Dışarıya silah sattık o kadar öyle mi? 5.6 milyar. Dünyanın, bak dünyanın 185 ülkesine savunma sanayi ürünü satıyoruz biz şu anda. 2024 yılı için sözleşmesi imzalanan 10.2 milyar dolar yanlış hatırlamıyorsam öyle öyle. Savunma sözleşme sanayi başkanı bizzat açıkladı. Bak 5.6 milyar dolar 2023 rakamı, 2024'te sözleşmesi yapılan 10.2 milyar dolar. Ben sadece savunma sanayindeki ihracatımı 5.6'dan 15-20 bunu Amerika yapıyor, bunu Çin yapıyor. O seviyelere getirebilirsem hadi oraya gelemeyim. Bizde geleneksel bir hadi canım sen de sen Amerika mısın? Almanya bizi kıskanıyor lobisi var ya onlar rahat olsunlar. Ben 20 milyar dolara da lazımım, razıyım. Önümüzdeki orta vade için söylüyorum. 20-25 milyar dolara da razıyım. Tamam mı? Yani Türkiye'nin alacağı daha çok mesafe var. Türkiye bence artık zor olan kısmı geride bıraktı savunma sanayinde. Kanada bize uyguladığı ambargoyu niye kaldırdı? Neden kaldırdı? Çünkü bize SİHA'larda gerekli olan elektro-optik sistemlerde Kanada bize ambargo uyguladı kullanmayın diye. Biz daha iyisini yaptık. Kaan'ın görücüye çıktığı günün akşamı ya da bir gün sonra Aselfılır 500. Bravo. Ne yaptı denizin ortasında Yusuf Hocam? Hareketli hedefe mühimmatı tık diye koydu. Bunu dünyada yapabilen kaç çok ülke var? Şöyle düşündüğümde çok az ülke var. Bu aynı zamanda bak Kaan da dünyaya mesaj. Bazı değerli kişiler deyim ben. Hadi başka bir şey söyleyecektim ya. Diyorlar ya seçim yaklaştı işte. O yüzden bunlar uçak çıkardılar şöyle yaptılar. Hayır kardeşim ben orada Amerika'ya mesaj veriyorum. Bak diyorum sen beni F-35'ten dışladın ya hani ben onu yapabilecek durumdayım. Bir de seçim sürecinde uçak çıkarabiliyorsan bu bak, bir marifettir. Çıkar ya, yani değil mi? Ha, bir uçak de bravo, çıkardın. Seçim döneminde çıkartayım. Rejim tartışması çıkartacağım ama uçak çıkartıyorum. Yani başka bir şey söyleyebilir miyim? Beşinci nesil uçak çıkartıyorum. Ve burada ben orada mesajı ABD'ye veriyorum. Kanada bunu görüyor diyor ki ambargoyu kaldırdım geçmiş olsun. Sen beni teşvik ettin ben daha iyisini yapabiliyorum. Sadece buradan yürüyerek bile biz gelirimizi arttırabiliriz savunma sanayinde. Çok önemli. Şimdi buradan hemen çok rakam önemli vereyim. 2030 yılında Türk savunma sanayinin öngördüğü hedef 25-30 milyar dolar. 25-30 milyar dolar. 5,5 ya şu an. 2030'da 25 milyar dolar ihracat yapmanız için istihdam etmeniz gereken mühendis ve teknik personel sayısı ise 75 binden 120 bine çıkıyor. Çok güzel. Şimdi bu ne demek? İşte al sana ekmek demek. Ama evet, siz olayı herkesin emekli maaşı üzerinden konuyu gündeme getirip pastayı büyütmekle ilgili en ufak bir derdiniz olmazsa bu konuda söyleyecek bir şeyiniz olmaz. Neden bu rakamlar ulaşılabilir? Şöyle söyleyeyim. Bir savunma sanayi şirketi Suudi Arabistan'la tek kalemde 3.1 milyar dolarlık anlaşma yaptı. Yani Türkiye'nin 2023 yılında yapmış olduğu ihracatın yarısından fazlasını tek başına bir şirket. Ama Yusuf Hocam şurada bak ne diyorlar? Memleket ne hale geldi? Bizi işte bunlar yeniyor mu? Bak nereden nereye götürdüler? İşte memleket bu halde kardeşim bu aşamaya nasıl geldi? Tabii. Ne zaman geldi? Melih bak bir de madem bunu konuşuyoruz şunu söyleyelim. Şimdi Kaan Görücü'ye çıktı dediler ki 1973. Since 1973 yazacaksın Kaan'ın üzerine ki arkadaşlar yani kana olsunlar. Diyorlar ki 73'ten beri yapılan çalışmalar elbette ki bu birikim bak kalorifer peteği diye gösteriyorlar ya. Ben sana bir soru sorayım. Bu ülke kendi piyade tüfeğini ne zaman askerine verdi? 2010. Hangi tarihte verdi? Piyade tüfeğinden bahsediyorum var, ben. 2010. Ona danışıyorum. Bakın şunu söyleyeyim. 2010'da çıktı 2013'te envantere kullanmaya giriyor. Başladılar. Bu ne yani? Şunu söylemeye çalışıyorum. Değil ki 5. nesil savaş uçağı. Ya bana daha sen piyade tüfeğimi 2013'te yaptırmışsın. O aşamadaymışım ben. Zafer buraya bir örnek. Sonra sen uçağı görücüye çıkartıyorsun diyorlar ki aa bunu siyasete alet etmeyin. Burada 73'ten beri yapılan çalışmaların bu Milli Muharip Uçağı ile ilgili çalışmalar da Ağustos 2016'da başladı. Tabii. Ama filmin asıl başladığı 2010. tarih de 2004'teki Savunma Sanayi Müsteşarlığı toplantısında. İcra Kurulu toplantısı. O toplantısında Savunma Sanayi İcra Bravo. Kurulu toplantısında şu karar alınır. Devam eden mevcut ihalelerin iptaline. Neden biliyor musun? Mevcut ihaleler alınır. Hep yabancılar.
ve seni oyalıyorlar. Hiçbir ya Erdoğan döneminde başladı canım bunlar, şimdi herkes hikaye anlatmasın. Yani o asker karar verir, onu yapar. Bir siyasi irade derse şimdi, ki bu işi yapacağız diye Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu iradeyi koydu. Özellikle de 15 Temmuz'dan sonra, ondan önceki dönemde çok iyi hatırlıyorum. Biz IŞİD'e, PKK'ya burada obüslerle top atıyorduk. Geleceğim Yusuf Hocam bir saniye. Top atıyorduk. Bu topları dışarıdan alıyorduk. Ben hani bunu en yetkili mühimmatlar, en yetkili insanlardan duyduk. O da bir onun hesabı işte yapılıyordu. Şu an o süre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koyduğu siyasi iradeyle alakalı bir şey. Net bir şekilde bunun altını çizmek gerekiyor. Süreyi iyi değerlendirmek hemen açısından hızlı bir şekilde gidiyorum söyleyeceğim. Zafer'in söylediği konuyu sosyal medyada direkt olarak şey yapabilirler, tartışma zeminine çekebilirler. Türkiye G3 piyade tüfeğini yaptı, yerlidir, hı hı, ama milli değildir, patenti Almanya'dadır. Sizin üretmiş olduğunuz silah hem yerli hem milli. Yani siz G3 piyade tüfeğini Türkiye'de imal ettikten sonra ben bunu canım istedi, Almanya'nın, Belçika'nın iznini almaksızın Azerbaycan'a satıyorum dediğinde derler ki sana, sen bunu yerli olarak ürettin ama benim iznim olmadan satamazsın. Dolayısıyla yerli ve milli anlamda ilk piyade tüfeğinin yapılması doğrudur. 2010'lu yıllardadır. Tarihi verin net olsun kaçtı. 2013. Envantere girişi. Samet, ne kadar süremiz var? Tüfek i̇ki tane mi? Konum. 15'te iki tane konumuz var, onu seçmek istiyorum. Şu İngiliz dergiyi bir verelim. Ek mi vardı hocam tamam, gemiyle ilgili bir tamam şey mi söyleyecektiniz? Yok tamam. Yani orada bir geri gelirsek bir, geri, peki, bir cümle söyleyeceğim gemiye, kapatacağım. Çok önemli çünkü. Evet, tabii ki. Şimdi bunların platform olduğunu söyledim. O söylemiş olduğun top atıyoruz dedi. Kundağ motorlu fırtına obüsü. Mesela o da bir platform. Hareketli bir platform. En nihayetinde onun kullanmış olduğu mühimmat önemli. Şimdi burada da yani Cumhurbaşkanı oturup kara kara düşünüyordu o yıllarda. Biz bu kadar top atıyoruz, bu topu Gaffar nereden alacağız diye. Şimdi buradan 10 yıl içerisinde geldiğim bir süreci anlatıyoruz. Şimdi bakın, bu kayda değer. Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi. Şimdi bugün bir açıklama yapıldı. TF-2000 Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin donanmasının içerisinde görev alacak 7 tane böyle gemi var. Bu gemilerin özelliği hava savunma muhribi. Ne demek hava savunma muhribi? Washington Times 2021 yılında bir makale yayınladı. Makalesinin başlığı şuydu: Remember Lepanto. Ne demek? Esat Hoca yok, bilmiyoruz. Ne İnebahtı Deniz Savaşı'nı unutmayın. Ne yaptılar İnebahtı'da? İnebahtı bizim donanmamızı yaktılar. Bunlar yanmıyor. Bunları da şimdi hava kuvvetleriyle, seyir füzeleriyle, gemi savar füzeleriyle vuruyorlar. Şimdi sizin bunun için neye ihtiyacınız var? Hava savunma sistemine ihtiyacınız var. Senin ülkenin üzerinde hava savunma sistemi yoktu ki, gemiyle ilgili yakın alçak irtifa hariç gemide de yoktu. Hı hı. Şimdi Türkiye Midlas dedikleri bu gemilerin üzerine monte edilebilen milli dikey lançer atış sistemiyle ilgili hususu geliştirdi. Ve buraya kendi geliştirmiş olduğu hava savunma sistemlerini ekliyor ki, hı hı, bunlara yönelik bir hava kuvvetleri taarruzu olduğunda alçak irtifada, orta irtifada ve yüksek irtifada gemiden bunları etkisiz hale getirsin. Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi, 25 milimetrelik top, en önemlilerinden bir tanesi. A destekli veri entegre sistemi, ADVENT, savaş yönetim sistemi. Ne demek A destekli? Bu gemiye Havelsan tarafından oluşturulmuş bu elektronik sistem sayesinde bu gemi hem etrafındaki gemilerle haberleşiyor, hem hava ihbar kontrol sistemiyle haberleşiyor, hem de karayla haberleşiyor. Ve bu programı ADVENT Savaş Yönetim Sistemi'ni oluşturarak gemiye entegre eden firmanın adı da Havelsan. Şimdi bunlar son derece önemli. Radarlar keza seyir radarları da dahil olmak üzere son derece önemli. Yani hülasa bu gemiyi tersanemizde işçilerimiz çok büyük bir alın teriyle ortaya koyuyorlar. Yetmiyor. Bu platformun üzerine yüklenen bu sistemler son derece kıymetli. Ve asıl bu gemiyi gemi yapan, bu uçağı uçak yapan sistemler. Evet. Emin Pazarcı Ankara stüdyomuzda. Emin abi, programın sonlarına yaklaşıyoruz. Tabii konu bir yerden bir yere geldi. Evet. Ben baştan alayım. Şimdi biz neyi tartışıyorduk? Emekleri tartışıyorduk, istihdamı tartışıyorduk. İşte istihdamın ne şekilde bulunacağını konuşuyorduk. Savunma sanayinde bir önemli istihdam şekli olduğundan. İki konudaki yorumunuzu da alabilirim. Sovyetler Birliği işte çöktü. Sovyetler Birliği çöktü. Sovyetler Birliği çöker çökmez ben Kırgızistan ve Türkmenistan'a gittim. Kırgızistan'da bir takım insanlarla konuşurken bir pazarcıyla sohbet ettim. Ne iş yapıyorsun dedim. Pazarda biber satıyor. Baktım 4 tane elinde 5 tane biber var. Her sabah gidermiş. O biberleri götürürmüş. Satabilirse satar, satamazsa dönermiş. Ertesi gün devam edermiş. O biberler bozulduğu zaman da götürür, devlete verir, yeni biber alırmış, aynı işe devam edermiş. Türkmenistan'da da otelde, kapının önünde
ben buranın bahçısıyım diyen biriyle karşılaştım. Ne bahçısından sen dedim, lift bahçısı dedi. Asansörün bahçısı nasıl oluyor dedim. Asansörün düğmelerine basıyor. Biz de basabiliriz ama işte istihdam, yani insanlara iş bulabilmek için böyle istihdam modelleri üretmişler. Sonuç Sovyetler Birliği çöktü. Şimdi oradan geliyoruz Namık Tan'a ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki ulusalcılara. Çünkü konu o kadar şey yaptı ki oradan oraya geldi. Şimdi bunlar biliyorsunuz DEM'le Kent İttifakı yapanlar, bunlara Kent İttifakı'na Kandil İttifakı da deniliyor. Ama ben bunlara Sevr İttifakçıları diyorum. Neden diyorum? Bakın 1920 yılında Sevr Anlaşması'nı imzalayan Osmanlı heyetiyle bunların arasında hiçbir fark yok. Neden yok? Çünkü Kandil'den açık açık söylüyorlar. Biz Lozan'ı kabul etmiyoruz diyorlar. Karasular, şunlar bunlar. Sevr'e dönmek istiyorlar. Bunu defalarca söylediler. Şimdi DEM'le bir araya geldiklerine göre bunlar da bu işe omuz verme durumundalar. Yani şuna, şu şeye bakar mısınız ironiye, şu rezalete ve şu acınası duruma. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyeti ben kurdum diyor. Atatürk diyor, milli mücadeleden bahsediyor. Cumhuriyetin temel değerlerinden bahsediyor. Sevr'i imzalayan, daha düne kadar küfür ettiği Osmanlı heyeti ne yapıyorsa onu isteyenlerle ittifak kuruyor. Peki bunlara ne söz verdi? Ne oldu? Ona bakmak lazım. Yani demek ki Cumhuriyet Halk Partisi artık Atatürk'ü bıraktı. Lozan'ı bıraktı. Sevr'e geri dönüyor. Mondros Mütarekesi'ne doğru gidiyor. Yani bu noktadayız. Bunları altını doldurmak lazım. Şimdi buradan buraya geldik. Bu noktalarda benim söyleyeceklerim bunlar. Başka soracağınız bir şey varsa 2-3 cümle de ona da cevap. Teşekkür ederim. Emin Pazar, aslında Zafer Şahin'in demin dediği bir konu vardı. Hep eskiye götürüyorlar. İşte 73'te başladı da aslında bu dönem inkar ediliyor diye. Ya da darbeci bir takım generaller var. Biz onları hatırlıyoruz. Mesela bir tanesini hatırlıyorum ben. Sivas'a gidip AK Parti'ye oy verenler şöyledir şöyledir diyordu. AK Parti olduğu için söylemiyorum. Üstünde asker üniforması olduğu için. Gidiyordu, seçilmiş siyasi liderlere, başbakanlara vatan haini diyordu. Şimdi bu adamların da mesela geriye dönük baktığınızda biz bunların askerliğini falan konuşmuyoruz. Askerlik alanında belki başarılıdır da, iyi yürüyordur, iyi silah atıyordur bilmem ne, biz bunlarla ilgilenmiyoruz. Asli işlerini bırakıp siyasete müdahale, halkı tehdit noktasına geldiklerini anlatıyoruz ama onları aklama çalışmaları da görüyorum ben geçtiğimiz döneme bakarak. Yani bu konuda sanmıyorum, ne düşünüyorsun Zafer? Sanmıyorum ben başarılı olduklarını. Sanmıyorum ben bunların başarılı olduklarını. Çünkü kendi işiyle ilgilenmeyen başarılı olamaz. Şimdi asker düşmanı değiliz. Benim dedem askerdir. Asker torunuyum. Askerlerin içinde büyüdüm. Eniştem de asker. Ama bir dönem yanlış yapan askerler vardı. O askerler bugün bu noktaya geldiler. Şimdi doğruları yapıyorlar. Yani bakın asker denildiği zaman askerin işi nedir? Askerin işi harptir. Harbin dışına çıkarsanız, siz bir takım şeylerle uğraşırsanız Necip Torumtay'a dönersiniz. Ne demek istiyorum? Geçmişte Özal Irak'ı harekattan bahsetmişti. Bizim ordumuzun başındaki general, genelkurmay başkanı yok dedi, biz buna hazır değiliz, yapamayız dedi. Sonra ne yaptı? İstifa etti. Yani biz asker gibi asker olduğu zaman öper başımıza koyarız ama darbeci generallere bizim değil. Sözümüz. Bunlar asker biziz. Askerliğin dışında elbette ki. Tabii ki. Yani bunlar askerliği de yerlere atanlar. Askerliğin bir şerefi vardır, onuru vardır. Hepimiz de asker milletiz zaten. Yani şunu zannetmesinler, biz asker düşmanı falan değiliz. Ben asker ailelerin içinde büyüdüm. Onu ama diyenler asker. O dönemde o asker aileler o kadar yanlış yaptılar ki bana yani hiçbir suçum günahım olmamasına rağmen bana evet. bir takım garip uygulamalar yaptılar. Dediğim gibi yatak vermediler. Yani evet. ağrıya sürdüler kış günü -10 derece, 20 derecede ben taşta yatmak zorunda kaldım. Allah razı olsun hep söylerim. Affan Osman Güngör diye daha sonra gazetecilik yaptı bu arkadaş. Daha öncesi benden önce Sakıncalı giden bir arkadaş bana yatağını verdi de ben ciddi hastalıklara düşmekten kurtuldum. Yani tabii ki biz bunu askerlere tepkiliyiz. Yoksa yani asker bizim askerimiz. Şu tabii anda ki da muhteşem işler yapıyor. Başımız biz de takdir değil ediyoruz. İşte daha ne yapabiliriz ki, değil mi? Zafer, son 4 dakikaya giriyoruz hemen lütfen. Evet. Katfara da bir süremi vermeliyiz. Niye Deniz Kuvvetleri Komutanımızla gurur duyuyoruz? Niye bugünkü kahraman askerlerimizle gurur duyuyoruz? İşlerini yapıyorlar. Ben o açıklamaları görünce hem gururlanıyorum hem duygulanıyorum. Evet ya,
bir deniz kuvvetleri komutanının Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yapacağı açıklama odur. NATO Amerika Birleşik Devletleri'ni Karadeniz'de istemiyoruz. Burayı Orta Doğu'ya çevirmenizi istemiyoruz diyor. Ne kadar önemli. O kadar kıymetli ki bu. Bunu söyleyebilmek zaten senin kendine özgüvenini gösteriyor. Bunu söyleyebilecek askeri kapasiten var, ruhun var. O anlama geliyor. Tabii ki. Bak Hilmi Güler eski Enerji Bakanı, şimdi Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı. Bu şey çıktı ya, Kaan çıkınca geçmişte o ekipte çalışmışlar ta 70'li yıllarda. Ben bir görüşme yaptık onunla. Rahmetli Erbakan'ın öğrencileri gibiler Melih. Ve çalışıyorlar 70'li yıllarda, bir prototip hazırlıyorlar, tamam mı? Bir İHA prototipi hazırlıyorlar. Ta o zamanlarda. Hı hı. TÜBİTAK'ta, şurada burada o dönemde çalışıyorlar. Erbakan kızıyor onlara, daha genç öğrenciler var. ODTÜ'ye ders vermiş bir isim Hilmi Güler. Gidin diyor, ben sizden bunu istemedim. Bana diyor savaş uçağı çalışın diyor. Bak sene 73, tamam. TÜBİTAK'a gidiyorlar, TÜBİTAK'tan gönderiliyorlar. Başka ilgili kurumlara gidiyorlar, oradan gönderiliyorlar. Ya daha çok şeyler anlattı da onlara girmeyeceğim. Yani Türkiye'nin savunma sanayinde aslında bugün geldiği noktaya 90'larda gelmesi de mümkünmüş. Tabii. Ama bütün o 70'ler, 80'ler boyunca kim bu konuda bir şey yapmaya çalışmışsa bir şekilde tasfiye edilmiş. Aselsan mühendisleri olayı. Bak Türkiye'de kimse üstüne durmuyor. 2007'de Isparta'da düşen uçak, orada çok değerli bizim bilim adamlarımız, fizikçilerimiz hayatını kaybetti. Aynen. Şimdi bir düşünüyorsun, bu ülke nerelerden gelmiş? Bugün bu gelinen noktada da bak savunma sanayinde yakın dönemde hatırlar mısın? Bir casusluk operasyonu oldu. Tabii. Ankara'da. Kimya Enstitüsü'nün müdürü, çalışanı ya da genel müdürüydü. En herhalde. Çok casusluk faaliyetinin olduğu sektörlerden bir tanesi bu savunma sanayi. Burası'tır. Onu bırak. Adamın biri Ankara'da bir AVM'de emekli bir asker, hatırlıyorsun değil mi Yusuf Hocam? Yakın dönemde piyade tüfeğinin piyade tüfeğin tabii. Evet. Bilgilerini satıyordu. Yani geçmişte Türkiye bu aşamaya gelmesin diye her noktada bir şekilde şey set çekilmiş. Yusuf Hocam bu dergi Force İngiltere'de bir dergi. F-35'te sorun yok. Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı havalandı. Yani yabancılar 5. nesil savaş uçağı havalandığı kabul ediyorlar. Şöyle değil mi? Şöyle söylüyor aslında. Yani şey için soruyorum. Size F-35 yok. Hiç sorun değil. O zaman Kaan var demek. Evet yani Türkiye'de kabul edemiyorlar 5. nesili Gaffar. Ama İngiliz dergileri falan evet. kabul ediyor. Evet. Sen bu dönüşüm süreci için ne diyorsun? Bence ben, önemli o az önce söylediğim hani bir siyasi irade koyuluyor. Bütün alanda gelişmeler benim yaşanıyor. Benim de asıl söyleyeceğim nokta orasıydı. Şimdi Türkiye geçmişte uçak yaptı. Mustafa Kemal Atatürk zamanında uçak yaptık. Danimarka'ya sattığımız uçak hala orada sergileniyor. Atatürk de önem veriyor bu işe. Evet çok istikbal göklerdedir. Hani onun mu değil mi konuşuyoruz evet, ama onu, yani onun çok yok. Önem verdiğini biliyoruz. Aynen çok öyle. Önem verdiğini biliyoruz. Uçak yapmışız. Geçmişte ama uçak yapmışız. Uçağı yapanı cezalandırmışız. Vecihi Hürkuş ilk öyküsünü biliyoruz. Nuri Paşa Allah rahmet eylesin Bakü Fatihi Nuri Killigil cenaze namazı kılınamadı. Cezasını adama öyle ceza verdi. Tamam. Yani biz silah fabrikalarımızı, uçak fabrikalarımızı ya yok ettik ya da soba fabrikasına çevirdik. Bu tehlike çevirdik. Geçmiş değil. Şimdi kalorifer fabrikasına çevirmek istiyor. Şimdi de Erdoğan şimdi, giyiyor montunu. Nerede şimdi onun etkinlik var oraya siyasi, gidiyor. Siyasi iradenin önemi nedir sorusu çok kritik. 1961 senesinde otomobil yaptık. Devrim otomobili yaptık. İki tane yaptık. Eskişehir'de üretildi Tülomsaç'ta. Ankara'ya geldi bunlar. Bir siyah bir beyaz otomobil. Siyaha paşa binecekti o zamanki şey. Cumhurbaşkanı. Cemal Gürsel. Boyası yapılmadığı için içine benzini koymamışlar. Yolda boyadılar. Geliyorlar. Cemal Gürsel Paşa biniyor. Giderken tören yerine giderken benzin bitiyor. Şaka yapıyor. Şaka yapıyor şaka. Diyor ki ya diyor Türk kafasıyla içine diyor şark kafası benzin koymayı unutmuşsunuz diyor. İniyor ondan beyaz olana biniyor. Ankara'da otomobil tur atıyor. Hipodroma gidiyor. Törenlere 29 Ekim törenlerine katılıyor. 24 tane Türk mühendisinin bakın 24 mühendisin 4 ayda bitirdiği bir projeden bahsediyoruz. 24 kişi 4 ayda yapıyor iki otomobili. Hepsi yerli. Motor dahil 10 tane de motor yapılıyor. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? O paşanın söylediği şakayı Metin Toker'in Ulus gazetesi manşet yapıyor. Bütün o zamanki o işte CHP medyası üstüne çullanıyor devrimin. Devrim buhar oluyor. Arabanın adı da devrim, Ulus da buna karşı çıkıyor. Bunlar i̇şte da devrimci. Abi böyle yani neyin adım adı önemli değil abi. Şimdi bunun adı da Kaan. Kendine Türkçü diyen, kendini milliyetçi diyen bir tane siyasetçi var. Adını anmaya değmez. Adını anmaya değmez. Ne milliyetçidir ne Türkçüdür ayrı konu. Ama reklamını öyle yapan bir siyasetçi var. O da buna çamur atıyor. Adı da Kaan. Kimisi de yumuşak ya. İsminin böyle, onun için siyasi irade olmadan olmuyor Melih. Bu işler hepsi, herkesin emeği var. Bir yani bir iğne koyan, bir taş koyan hepsi çok önemli. Ama Tayyip Erdoğan olmasa, bu, yani şöyle söyleyeyim bakın. Tayyip Erdoğan bu işlerin yapılabilmesi için...
muhalefeti değil, belki etrafında bu işlerle sorumlu olan mühendisler, yöneticileri bile ikna etmek, onları buraya yönlendirmek durumundaydı. Şu yüzden liderlik şu hikayeye inanmıyoruz yani. Erdoğan gitse bu işler devam eder diyorlar. Yok, etmeyeceğini çok öyle iyi biliyoruz. Bir şey yok. Bitiriyoruz öyle hemen bak, söylersen. Alman Welt gazetesi diyor ki, Kaan'ın ilk uçuşu güçlü şekilde büyüyen Türk savunma sanayi için mihenk taşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan için bu ABD'ye karşı bir zafer olurken Türkiye adım adım ABD'ye bağımlı olmaktan kurtuluyor. Elin Alman'ı Kaan'ın ne anlama geldiğinin o kadar farkında ki, gel de bunu kalorifer petekli kafalılara anlat. Evet. Nasıl anlatacaksın? At bir leblebi havaya, teşekkür ediyorum. Ağzınla da bence yakala. Güzel program oldu. Ben de çok şey öğrendim. Hareketli bir program oldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Emir Pazarcı'ya da Ankara Stüdyosu'nda teşekkürlerimizi iletiyoruz. Pazartesi akşamı aynı saatte karşınızda olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın.